Son sayfaya hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Çarşamba günü kapatıp Perşembe'ye hep birlikte merhaba diyeceğiz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki hazırlık maçlarının yoğun olduğu bir günde Dünya Kupası'nın da 2 günlük arasının ilk günündeyiz ve böyle olunca yine de futbolsuz kalmadık. Az önce Antalyaspor Napoli maçını izledik. Ondan önce Trabzonspor Crystal Palace maçlarını izledik ki bu maçların yine özetleri de görüntüleri de bu maçlara dair konuşmalar da program içerisinde olacak. Ki takımlar hazırlıklarına devam ediyor. Takımlardan da yine haberler sizlerle birlikte olacak. Peki bugünkü konuklarımız kimler? Nevzat Dindar ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sen de hoş geldin. Ben de hoş geldim. Çok alışık değiliz bu saatte. Doğru. Şöyle Melike mini bir izinde. Ben de birkaç gündür böyle İngiliz teknik adamlar gibi hep söylüyorum. Caretaker derler ya onlar. Böyle geçici olarak Melike'nin yerine programdayım. Valla son sayfa gayet güzel, eğlenceli. Evet. Böyle de güzel bir günde yavaş yavaş hafta sonuna doğru ilerken muhabbet edip tabii takımlardan da gelişmeleri izleyicilerimize aktaracağız diyelim. Şimdi günler ne çabuk geçiyor değil mi hocam? Seneler nasıl geçiyor? Hayır, haftalar çok çabuk geçiyor ya, değil öyle, mi öyle. Hocam? Aylar, çarşamba bitiyor sanki evet. Hafta değil mi hocam? Böyle başlarken yani. Pazartesiden acaba nasıl olacak bu hafta diye düşünüp bir anda kendimize çarşamba sonra cuma, cumartesi, pazar derken bitiriyoruz. Niye biliyor musun? Şimdi çabuk geçiyor esasında bilmem onun ne şeyi var da derdim de benim var. Ayın 3'ünde sınavlar var, vizeler 18'ine kadar. Ben de şimdi strese girdim şimdiden. Gerginim. Aklıma sabah kalkıyorum. Sen de ver artık hocam. Var mı? Ver ya, selam yollayacağınız herhangi birisi? Hocalara biraz. İşte hocalara. Şey hocalara. Biraz daha yardımcı olsunlar diye. Bütün hocalarımıza buradan. Ömer bu Ekmekçi, hocam, dekanımıza. Reciden de size çok büyük bir teşekkür var. Sarı kivi getirmişsiniz. Evet. Evet, hepinize getirdik. Yalova'dan. Yalova'ya da buradan selam. Size de teşekkür ediyorlar. Yani burada... sağ olsun Suat kardeşimiz, müdürümüz, tarım il müdürümüz. Ya daha neler veriyor ya, bir görsen var ya. Dün evvelsi gün oradaydık, Ali Ege olsun. Sinan Engin'in abisi var, Kenan. Oradaydık, bir yemek yedik falan filan. Buradan onlar bizi yani oradan... Yalova'yı sevdin ama bakıyorum. Ya gidiyoruz, yediyoruz yani. Bandırma'ya gittik. Bandırma'ya da selam gönderelim. Buradan. Hocam Yalova'yı ben, sever. Bulgaristan'ı da seviyorsun. Ya ben bütün her tarafı seviyorum. Gezmeyi çok seviyorum ya. Gezme yani şimdi... Mesela eskiden tarih eserleri falan gitmezdim. Şimdi tarihi eser olacağız ya. Bizde yaş geçiyor da tarih eserleri de seviyorum. Geziyorum mesela yurt dışına gittiğim zaman tarih eserlere bakıyorum. Şey yapıyorum. Hoşuma gitmeye başladı ya. Gerçi benim yelpazem çok geniş. Her türlü şeyden zevk alıyorum. Yani operaydı, sinemaydı, bilmem neydi, tiyatroydu. Keşfetmek yani, ama her zaman güzel ya. İnsanın ya, böyle bilinmeyene ulaşması güzel. Ben de hemen Murat Tiftik ve Eren İlingi selamlar. Benim selam göndereceğim kimse yok. Ha, sağ olasınlar. Bizim var mı hocam? Bu bölümü ben pas geçiyorum. Bulgaristan'da var mı selam? Yok, var. Bütün polis arkadaşlar var. Şeyde, ne var? Önemli. Ya adamlar şimdi şeyle geçiyorlar ya, Bulgar vatandaşları. Nüfus kağıdıyla geçiyorlar ya. Orada şimdi var ya, Bünyamin var, Orhan var, Ali var. O polis memuru arkadaşlar orada görevde. Tıklı tıklı böyle. İnanılmaz bir şey var. Yoğunluk var. Onlara buradan selam gönderelim. İşleri çok zor. Artık herhalde bundan sonra da öyle olacak herhalde. Yani cumartesi pazar falan inanamazsın. 3-5 saatte arabayla geçemiyorsun. Günlükten. Yani... Hepsi geliyor akın akın şeye. Edirne'ye alışverişe, Türkiye'ye falan. Yani çok zor işleri ya. Oradaki var ya, nefes alamıyorlar ya oradaki polis arkadaşlar. Kolay gelsin diyelim. Yani başkasının evet, herkesin, kapılarında var mı ama bilmiyorum ama. Herkesin orada ekstra bir şey kolay oldu. Gelsin diyelim bir hocam. Bir de Ömer şöyle. Yani bir de gurbetçiler geliyordu falan ya. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi Allah kolaylık versin. Kolay bir şey yok da işte. Ama buradan bir onlara bu da bir selam gönderelim. Bölüme virgül koyuyorum. Mutlaka gezelim görelim kısmı yaparız program içerisinde. Yapalım. Yeri denk gelirse Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray demişken de Morussan'la ilgili bir haberimiz var. Galatasaray'a Morussan piyangosu vurabilir. Bu habere dair detayları konuşacağız ama önce haberimizi izleyelim, sonrasında değerlendirmeyi yapalım. Galatasaray Morussan'dan 5,5 milyon euro kazanabilir. Tabii ki bu haberin detaylarını Nevzat Dindar'la birlikte konuşacağız. Öncelikle Morussan'ın iyi bir performansı var PISA'da. En son galiba 4 gol 5 asistlik bir performansı vardı. Bir daha ben şimdi kontrol ederim ama
yani önemli derecede gole katkı yaptığını görüyoruz. Pisa'nın da Morussia'nın bonservisini alma isteği var. Galatasaray'da tabii geçtiğimiz sezon Morussia'nın da çıkıldığıydı. Bu oyunculardan acaba zarar mı ederiz noktasındayken böyle bir teklif herhalde iyi bir teklif gibi görünüyor. Detayları sizden alalım. Ya tabii ki Morussia'nın iyi bir performans sergilemesi önemli ama ben biraz gerçekçi olmak lazım. Yani Pisa Serie A'ya yükselebilir mi? Yükselemezse 5,5 yatırır mı? Bence yatırmaz. Serie B'deki bir takımın gidip 5,5 milyon euro yatıracağını düşünmüyorum. Şu 11. anda, mi dedin? 11. Oho. Pisa evet. Ama şöyle hocam yani zaten 7 playoff yaptığı için onlar da playoff potası bir hayli geniş yani. Olsun. Belli yani, olmaz tabii. Kolay değil. İşi tabii, kolay tabii. Değil. Yani iddialı gözükmüyor en azından. O mesajı vermiyor. Ama en sonuçta Galatasaray'dan şöyle bakmak lazım. Sonuçta Galatasaray geçen sezon yaptığı transferler içerisinde tartışılan iki oyuncudan bahsediyoruz. Ha, pekala Morutsan oynuyor. Ben öyle bakıyorum. Yani Pisa kullanır kullanmaz ama doğru. Oynayarak gelmesi önemli. Yani gittiği lig yabana atılacak bir lig değil. Değil. Bardağın dolu tarafından bakacak olursak da hazır gelecek. Belki de denklemin içerisine girecek. Galatasaray'da Yunus ekstra bir performans sergileyecek. Yunus atacak ya da ne bileyim Kerem gidecek. Yani o yüzden oynaması Galatasaray'ın hayrına. 5,5 milyon euro da Galatasaray'a zarar ettirmeyecek bir meblağ. Sonuçta bu ülkede kimlere ne paralar verildi? O gün o zaman konuşmayız bunu. Yani o gün... Pisa'nın durumuyla şöyle bir ekleme yapayım. 11. sırada şu anda. 1-2 direkt çıkıyor. 3-4 yarı finale kalıyor playoff'ta. 5-6-7-8 kendi aralarında bir çeyrek final oynayıp sonra 3-4 ile eşleşiyorlar. Yani 8'e kadar, daha doğrusu 3'ten başlayıp 8'e kadar playoff potasına giriyor takımlar. Şu anda 8. Süttiroğlu'da puan farkı Pisa'nın 2. Fark etmez yani 8. Kolay değil 8. sıradaki takımdan bahsediyorsun. Yani 3. sıradaki takım herhalde daha iyidir. Şöyle 3-25 puanda şu anda. Son 10 maçta Pisa'nın 4 galibiyet 6 beraberliği var. Mağlubiyetleri yok. İyi bir seri yakalamış. Yani netice itibariyle. Çıkması kolay değil. 1-2 olması kolay Seri değil. Seri B'den hiçbir şekilde geri... çıkmak kolay değil. Ama dediğim gibi Galatasaray için hani biz hep şeye alışırız. Genelde bizim Türk kulüpleri zarardan kar muhabbeti yaparız. Yani nasıl olsa zarar ediyoruz. Yani neresinden yani, dönersek diye. Yani, en azından bir kısmını siz verin, bir kalan kısmını biz verelim mantığıyla hareket edip yani onu en hasarla atlatmaya çalışırız ama konuşulan meblağ olursa o zaman biz buna zarar demeyiz. Galatasaray için denen de olmadı, zarar etmedi deriz. Çıkıldığı için aynı şeyi söyleyemem. Ama Mustafa Muhammed mesela gidebileceği, kendini gösterebileceği ve oynadığı hakikaten de şu an performans var. Yani milli takımda da ben iyi işler yaptığını düşünüyorum. En azından izlediğimiz maçlarda. Yani Galatasaray açısından doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. Ben belki birileri yadırgayabilir. Verilir miydi, verilmez miydi ama netice itibariyle aşı tutmadı. Yani Galatasaray'da olmadı. Beklenti çok fazlaydı. Belki ilk defa Romanya dışına çıkmanın da verdiği olabilir. Etkiyle. Çünkü Rumen futbolcuların genelde İtalya tutuyor. Yani orada yapabiliyorlar. Oraya adaptasyona problem. Birçok oyuncu var. Var çok var. Birçok oyuncu var. Rumen futbolcular için İtalya hep doğru adres oluyor. Galatasaray'da geri geldi çok iyi verim aldığı Rumen futbolcular da oldu işte. Hagi, Popescu'lar, işte İlyeler, Filipescu'lar, işte Niculescu'lar vesaire. Evet. Şey de vardı hocam. Bir de çok iyi hatırlamam o maçı hiç unutmam. Mesela Rotaryo'yu hatırlarsın değil mi hocam? Hatırlamam. Ya Rotaryo. Sen Sasu'yu hatırlar mısın? Hatırlamazsın değil mi? Sasu. Geçen Kemal Bey'in şey yapmıştı program Sasu ile ilgili. Fenerbahçe'ye geldi. Frikik'ten. Tak tak ben Beşiktaş'ta oynarken iki tane frikik attı. Direğin altına Serkan rahmetli tamamlamıştı. Frikikçi. Sonra bir kayboluyordu, bir geliyordu. Ya Sasu çok şey ya, çok meşhur. Yani bir araştırma. Geçmişe dair ne varsa zaten Kemal abi hepsini hatırlıyor. Ha, Sasu. Müthiş bir ansiklopedi yani. Ya var ya onu anlattı. Macerasına bir kayboluyor şey gitti adam. Şey var mı hocam? En iyi Rumenler kime gelirdi? Mesela bazı kulüpler mesela şeyi vardır. Orada ağları vardır. Mesela bir dönem Galatasaray'a geldi. Biz yetiştik ona. Fenerbahçe ille Sabin ille neydi? İki ya, tane. O bence iki oldu. Sabin Adrian'ın kardeşiydi. Sabin. Ama Moldovan iyiydi mesela Fenerbahçe. Moldovan tabii tabii Moldovan başarılıydı. Moldovan iyi topçuydu. Geldi ya iki tarafa da geldi ya. Şimdi hatırlamıyorum pek ama. Beşiktaş'ta o illerin abisi vardı çok iyiydi ama. Hatırlamaya çalışıyorum. Rumen. Rumen Beşiktaş'ta.
Benim hatırladığım var ama çok başka yerden hatırlıyorum. Maldaraşanu diye bir oyuncu geldi, hatırlıyorsun. Doğru doğru. Çünkü garip transfer. Devre arasına geldi Ankara zaten yarım devre. Ama Nikola da vardı, Ankara yüzünde vardı. Şey, Panku. Panku tabi. Panku. Evet. Panku iz bıraktı. İz bıraktı kaleciyken. Kaleci Panku. Kaleci olarak da iz bıraktı, doğru. Doğru. Ama yani... Benim Teodorescu, Roman Beşiktaş'ta ben önce oynarken Teodorescu geldi Roman. Teknik direktör 6 aydaydı, sonra Beşiktaş'a geldi Süper Lig'de. Ne adı neydi? Tam burada şey Teodorescu. Minik bir anı anlatayım Teodorescu. Rumen oyuncularla ilgili. Multescu'yu hatırlarsın değil mi hocam? Multescu'yu hatırlarsın. Multescu sonra teknik adamdı. Multescu şey her sene böyle. Bir de sert bir teknik adam. Cici Multescu hatırladım ben de. Şimdi sene 59-62 seneden emin değilim. Bu Orhan Ayhan'ın anısı tabii de gerçekten komik yani Rumen futbolcu olunca aklıma hep bu geliyor. Beşiktaş o sezon iki tane Rumen oyuncu transfer ediyor. Orhan Ayhan da galiba bir Balkan şampiyonası var, boks şampiyonası olması lazım. Oraya gidiyor. Gitmişken de diyor ki ya madem buraya kadar geldim ben şu oyuncuların diyor bir durumunu sorayım diyor. Ama oyuncular geliyorlar Beşiktaş'ta 7-8 maça çıkıyorlar. Çok tepki alıyorlar, ısıtlanıyorlar, kötü oynuyorlar yani taraftar da hiç beğenmiyor. Gidiyor kulübe. Ya diyor böyle böyle bizim diyor ülkemizden bir takım diyor bu iki oyuncuları aldı diyor. Nedir yani durumları diyor. Neden diyor kötü oynuyorlar sizce diyor. Şimdi isimleri adam bir daha istiyor. Kimleri aldı diyor. Böyle böyle diyor. Diyor mümkün değil transfer yapamaz onlar diyor. Yok ya yaptı diyor oynuyorlar 7-8 maçta diyor. Onlar diyor bizim ülkemize 2 sene önce diyor futbolu bıraktı diyor. Futbolu bırakmış oyuncular. O zaman Beşiktaş'a transfer olmuş. Sonra Orhan Ayhan bunu haber yapıyor. Hatta o sezonda yılın haberi ödülünü spor alanı olarak bu haberle birlikte alıyor. Yani ne zaman Rumen futbolcularla ilgili bir anı anlatılsa aklıma hep bu geliyor. Ama şey bizim o pazardan böyle... Yani, ama o zaman şimdi hocam, Balkan pazarı çok revaçtaydı yani. Hocam şimdi hukukçu kimliği de olacak yakında. Yani nerede kendisi olacak? Üniversite İnşallah. Okuyor. Yani siz hep bizim... dönemi ya da bizden daha genç jenerasyonu eleştiriyorsunuz, eski şey yok diyorsunuz ama sizin dönemde çok parlak değil, karanlık şeyler var. Kemal Sunal'ın filminde var ya, ya dediğin hikaye Kemal Sunal'ın filminde. Sahte kapadaydı mı? Ya işte bir tane yok, başka bir tane oyuncu getiriyorlar. Bilmem Neovic diye bir oyuncu hatırladım, getiriyorlar. Hatırladım. O da gece hayat. Şimdi bizimkileri hani bir hocam, söyle bir naiş var ya bir anlatsam. Sohbeti valla keseyim. Neden? Mi? Maç özeti gelmiş. Tamam. Alanya Spor Fenerbahçe maçının özeti gelmiş. Özet gelmişken sıcağı sıcağına hemen özete gidelim. Sonrasında sohbete devam edeceğiz. Hazırlık dönemi kolay olmuyor. İtmanlar, maçlar yoğun. Şu anda forvet bölgesine biraz eksikliğimiz var. Benim de bu şansa dönüştü yani. Hoca şans veriyor. 3 kere üst üste ilk 11'e oyuna başladım. Ya bu benim için önemli yani uzun zamandan beri yaklaşık 2 aydan beri oynamıyorum. Hani ben her zaman söylüyorum hani ilk 11 oynarsam elimden gelen katkıyı yapacağımı düşünüyorum. Bu son seneler hep böyle oldu. Şimdi de Allah'a şükür elimden geleni yapıyorum. Tabii ki hani oynayınca goller geliyor, asistler geliyor. Daha iyi oynuyorum, daha rahat hissediyorum maçta. Bugün de zaman zaman kötü oynadım, zaman zaman iyi oynadım. Sonundan bakarsak iyi bir maç çıkardı takım olarak. Ben de katkı sağladığım için mutluyum. Stille değiştirme değil de hani benim birkaç röportajımda birkaç tane penaltı tekniğim var. Hani ben her gün bunu çalışıyorum. Bazı insanlar dalga geçer gibi görüyor. Bazıkiler diyor ne yapıyor bu, bazıkiler diyor Jorginho, bazıkiler diyor böyle. En rahat kendimi öyle hissediyorum hani çünkü ben sürekli çalışıyorum hani maça gelince artistik olsun diye vurmuyorum öyle hani kaleciye bakarak vuruyorum. Bugün de normalde öyle vuracaktım son anda kararımı değiştirdim dedim sert köşeye vurayım hani kaleci bekler düşündüm yanlış bir karar verdim atamadım. Gün geçtikçe takım olarak cidden hani bakıyoruz hani bir kazanma alışkanlığı artık oldu ne olursa olsun maçı döndürmek oyuncular var taktiğimiz var sistemimiz var. Tabii ki zor bir deplasmanda başlayacak Trabzon'da ama biz Fenerbahçe olarak bu sene kenetlendik. İyi de futbol oynuyoruz. Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Trabzon maçı da böyle şampiyonluk maçları. O maçı kazanıp daha da önümüze ilerleyen adımlarla devam etmek istiyoruz. Taraftarlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Hani ister esnemek dışarıda olsun, internette olsun, sosyal medya. Hani taraftarlarla iyi bir iletişimimiz var. Seviyorlar beni. Ben de onları seviyorum. Elimden geleni yapıyorum bu arma için. Tabii ki goller atınca daha mutlu oluyorlar. Onları mutlu etmek istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Baştan beri ben Brezilya diyorum. Hani Brezilya ağır favori benim için. Ama tabii ki futbol dünyası için herkes Messi'yi bekliyor.
bakalım hani ben Brezilya diyorum. Ya çok kaliteli oyuncuları var. Hani iyi sistemle oynuyorlar. Hani bence dün de çok iyi maç çıkarttılar. Ronaldo yedekte başlamasına rağmen yani bence Brezilya. Yani. Türkiye'de bir zaman sonra başladı. Evet. Bu yaklaşık böyle Ocak ayında başladı. Sonra Mart'tan sonra devam etti. Tabii ki bu yakıştırmalar oluyor ama oyun stilime bakarsan ben daha çok İbrahimovic diyorum. Evet. Dünyanın en iyi futbolcu dersen bana şahsen ben Messi derim ama tabii ki Ronaldo da muhteşem bir oyuncu. Ronaldo'ya da benzettiler için dediğim yani. Fenerbahçe Alanya'da hazırlık maçında 4-2 ile kazandı ki kazanma alışkanlığını aslında hazırlık maçlarında da devam ettiren bir Fenerbahçe var. Vallecano maçı, Villarreal maçı, şimdi Alanya Spor maçı 3-3 yapan bir Fenerbahçe hazırlık döneminde. Yine 4 gol bulan bir yani skorer oyun ortaya koyan bir Fenerbahçe. Serdar'ın açıklamaları da önemli. Hepsini birden söyleyip pas atmış olayım. Oyun stilimi İbrahimovic'e benzetiyorum dedi ama tarz olarak da biraz benziyor gibi diyebiliriz herhalde. Zaten o yönde yakıştırmalar vardı. Dünya Kupası için de favorim Brezilya dedi. Vallahi benim de Brezilya, Portekiz. Şimdi bak Dünya Kupası'na geçeceğiz ama hafiften veya geçmeyeceğiz. Hiç ben İspanya'yı hiç telaffuz etmedim. İyi harfini bile. Burada hep konuşuyoruz. Benim şeyim Portekiz'e bakıyorum çok süratli adamlar var. Bak süratli adamlar nerede var? Brezilya'da var. Mbappe var zaten. Portekiz'de var. Yani baktığın zaman bu şeyde... İngilizlerin de. İngilizler de fena ama bunlar yani ekstra süratli adamlar. Sıkıcı futbol hocam. Yani Hırvatlar falan. Ya yok canım yani. Bak. Hollanda belki. Ben hayır, benim işte, bak. Hiç Modric'e de ne Zırbaç'ın hiç sen ben hiç İspanya'yı ben hiç şey yapmadım. Ya İspanya'nın hiç telaffuz hocam etmedim. Şöyle yapalım. Dünya Kupası'na Dünya Kupası ağacıyla geçeriz. Orada da bir konuşuruz eşleşmeleri. Ben de tahminlerinizi alırım. Maçın özetini izlemişken bir Fenerbahçe'yi konuşalım. Serdar Dursun adamım. Orada değil mi? Hep söylüyordum. Hocamla ben hep söyledim. Hocam ben söyledim. Bak Valencia ile ikisini şimdi şeyde Melike de şey yapıyordu. Beni dikkat edip şeyde. Ben ikisine diyordum ki ya bunlar varken başka adam almayın. Bir de Berisha vardı. Ama hiç ben onu şey yapmıyordum. Bu ikisi golcü adam bak. Ben de golcüydüm. Golcü adamı getir nereye kadar sen koy. Senin beğendiğin 11'den hocam. Beğendiğim senin, diye bir şey yok. Golcü senin, diyorum senin yani. Senin tuttuğun kadro ligde küme düşer. Onu söyleyeyim. Ama Serdar Dursun'la ilgili sana katılıyorum. Ya ne bir saçma sapan konuşuyorsun ya. Kemik benim küme düşer ya. Ha, hocam. Benim, ya benim senin için 30 sene 40 sene geçmesi lazım ki benim gördüklerimi göresin ya. 40 sene sonra ancak benim gördüklerimi sen ulaşabilirsin görersin. Çünkü göremezsin ha, hocam, yani onu bu tecrübe konuşuyor diyorsunuz yani hocam. Ya şimdi... Akıl yaşta değildir hocam. Evet o da doğru. O da doğru ama akıl yaşlı şimdi başladı. Senin tuttuğun oyuncuları ben ya genelde tuttuğum değil. Yani. Ya tuttuğum değil. Bak şimdi bu ne yapıyor biliyor musun? Sen Taylan Berkan'ın hastasısın biz biliyoruz. Necip'in hastasısın biz biliyoruz. Hastası diye bir şey yok. Ya. Evet. Herif oynadığı zaman bak işte yalan ya bizim medya böyle işte başta bu. Necip'i tutuyorsun. Daha Necip orada adam görevini yapan bir adam. Sanki şimdi Serdar Aziz diyorum. Sanki dünyanın bir numaralı stoperi demiyorum ki bunlardan iyi. Necip oynadığı zaman adam... Hakkını veriyor. Sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor, orta saha oynuyor, stoper oynuyor, adam her yerde oynuyor. Hakkını verdiyse adamı yuvalıyorlar, ben ona karşıyım. Şimdi o diyor ki ya onu tuttun sen. Allah Allah. Yok. Ya tuttu diye ben adama, adama hakkını veriyorum. Hocam ben şimdi bunları, senin tuttuğun oyunculardan bak, ben tuttum, hep bak, hafızamda, bir dakika, kayıtlı ya, tuttum hafızamda ya, var. Bunlar şeyi beğenmiyor. Sen Alparslan'ı beğenirsin. Taylan'ı beğenmiyor, tamam mı? Taylan bir sene evvel... Bir golle şampiyonluğu kaçırdım. Bu Taylan oynuyordu. Allah Allah. Ya bunlar var ya biri bir şey diyor. Bunları diyelim ki biri söylüyor. Bunlar da ya, gördüğüne inanmıyor bunlar. Yazılana söylene inanıyor. Taraftar onu söylüyor. Şimdi bu Serdar Dursun 40 tane gol atsa gene beğenmezler. Öyle bir niye medya böyle çünkü söylüyor. Taraftar ulan adam işte her maç gol atıyor. Ben milli geçen, takımda gol atıyor. Geçen burada ajanstaydım hocam. Dedim ki Fenerbahçe, Serdar Dursun, Adana Demir falan konuşuyor. Ben eğer Serdar Dursun'a ayrılmak gibi bir niyeti varsa ben Galatasaray'ın yerinde olsam hiç kaçırmam. 3 değil. Bence ikinci forvet olur. Fazla da süre veririm. Artı yerli denkleminde benim elimi rahatlatır. Şimdi Jesus'un böyle bir derdi yok. Yerli denklemi böyle bir derdi olsa doğru. Zaten... Fenerbahçe hani, yerli açıdan belki de ligdeki en rahat, en rahat yani. Takım. Böyle bir derdi olsaydı belki Serdar daha fazla kullanılırdı. Ama Galatasaray için mesela çok değerli bir oyuncu haline dönüşebilir. Ki bence de iyi oyuncu. Şimdi iki gol bir asist diyorlar ya. Penaltıda yapıldı. Bence İrfan'ın golünü de ben yine Serdar'a yazarım. Tabii orada evet, eğiliyor bırakıyor biri yani. Biri vurdu kafayı orada. Gol o oyun görüşünün diye. Olması çok önemli. Ona, yani, hocam o asist ne olacak? Ona yani niye futbolda onun... Allah.
bir ödülü, bir karşılığı bence olmalı. Muhteşem bir şekilde alan açıyor ya. Ve ya yürüyordu kafasını, arkasını gördü. Yani tam Zlatan hareketi odur, biliyor musun? Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Bazen ya, hani vuruşları bana şey geliyor. Zlatan'ın gözünün çünkü arkasında da başka bir göz vardır. Serdar da o şekilde. Zlatan şeyi odur. Onu orada evet, bu Zlatan vari bir hareket derim. Ama bazen şimdi penaltı o maçı izlerken anlattı, kendisini penaltı değiştirmiş. Yani biz alışık olduğumuz stil değil. O da zaten anlattı. Ben millet alay ediyor diyor. Onun için değiştirdim diyor. Duydun mu? Ya millet alay ediyorlar da Reina da düştü yani izlerken. Yani kafası karıştı. Doğru, doğru. Ne yapsın hocam ya? Reina 30, 40 var mı Reina? 40, tam 40. Reina'nın kafası karıştı. Ne yapıyor bu dedi, yere düştü. Böyle. Neyse bir şey söyleyeceğim. Adam şimdi kafa yapıyorlar diye değiştirdim dedi son anda. Ben bunu çalışıyorum aynısı diyor. Ben bir şey soracağım ya. Milli takımda kaç gol attı bu? 5 maçta. Valla bir ara bir seri 6-7 gol attı. Son milli takım maçlarına çağrılmadı. Çağırmadı. Oynadığı maçlarda da 7 gol atmış. Öyle bile. Ya 5'e 7. Adam sana bir her maç gol ya. Hocam, 100 gol de atsa adamı. Playoff'u getiren isimlerden bir son Serdar söyleyeyim. Kazara öyle Benfica'da falan olsaydı var ya, Nunes muamelesi yapılırdı. Gerçi Benfica zaten çıkarıyor biliyorsun. Orada Nunez'den sonra Gonzalo Ramos çıktı. Ramos'u çıkardılar. Sürekli üretiyorlar zaten. Yani o Ramos var ya, hakikaten büyücü diyorlar mı? Büyücü, öyle bir gol mü olur ya? Serdar'a bir şey var ya, bazı oyunculara sanki biz ön yargılı yaklaşıyoruz. Bence Serdar ya neden bilmiyorum. Bazı oyuncular taraftar nezdinde bir türlü kabul görmüyor. Şimdi geçen sezon Fenerbahçe kötü bir sezon geçirirken takım ayağı ikinci yarıda İsmail Hoca'yla birlikte kaldıran isimlerden biriydi Serdar. Yani buna rağmen sezon başlangıcında Jesus'un onu tercih etmemesi, ki olabilir. Ama Jesus'u ben de mesela diyordum ki Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun olmaz. Ben de dedim. Şimdi bu izlediğim maç Serdar'dan özür dilerim. Eğer böyle oynayacak her maç. Bir dakika bak, o zaman şunu da ekleyeyim ben sana. Valencia'da olmaz dedim. Şimdi Valencia demedik. Valencia klas oyuncudur hocam. Milli takım performansı ekleyeyim mi? 10 maç 7 gol. Bak öyle mi? 10 maç 7 gol. Herkes dedi ki bunlardan Fenerbahçe forveti olmaz. Fena adam değil dediler Valencia için de. Ama Fenerbahçe'nin forveti değil. Santofor, forvet diyorlar. Yani ben Santofor değil dediler. Hele Serdar Dursun saymadılar. Ya şimdi bak, tekrar söylüyorum. Bak, golcülük bambaşka bir meziyettir. Bunu götür var ya Tanganyika Ligi'ne, ne istersen at, her ligde gol atar bu. Real Madrid'e getir yine gol atar. Vuruşları falan. Çünkü geliyor top. Gol vuruşları var. Ha kaçırmıyor mu? Kaçırıyor. Geçen bir maç girdi. Kızlar bana, Giresun maçıydı galiba. Ya pozisyona girmek de önemli. Geldi şey, gündeye vurdu. Sen şey izledin mi? Villarreal maçında bir tane direkten duran şutu var. Var. Ama mesela ondan önce ben Villarreal maçının taraftarının içerisinde izledim. Yani taraftara yakın bir noktada izledim. Serdar sanki geçen sezon çok çabuk unutulmuş, bu sezonda çok kötü bir performans gösteriyormuş gibi bir tepki vardı bazı pozisyonlarda. Mesela bir tane pozisyon topa vuramadı. Taraftar hemen isyan etti. Yani şimdi böyle bakmamak lazım. Aslında az önce söylemek istediğim şey, onu konuşabiliriz. Şöyle, bir teknik adam, mesela Serdar geçen yılı iyi geçirdi herhalde, bu noktada netiz değil mi? Herhalde canım, adam kaç gol atmış? Şimdi, galiba 17-18 civarı golü vardı toplamda diye bakarız daha sonra. Şimdi bu sezon Jesus tercih etmedi. Evet tamam, etmeyebilir. Teknik adam tercihi, başka oyuncular var. Şimdi Jesus, yani taraftarın çok güvendiği bir teknik adam profili, bir oyuncuyu tercih etmeyince taraftar hemen o oyuncuyu atıl bir oyuncu olarak bakıyor. Yok, bence Jesus'la böyle alakalı sorun olduğunu var. Düşünmüyorum. Ben sana katılıyorum. Aynı öyle düşünüyor. Ben Jesus'un tercihiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani Jesus değil şu an takımın başına, başka biri de olsa Serdar'la ilgili bir çekince i̇şte bir endişe olacaktı. İşte şöyle, Jesus'ken şöyle dedim. Mesela taraftar nezdinde kabul görmüş bir teknik adam. Yani takımla birlikte iyi giden bir teknik adam. Ama bir taraftarın geçen sezonda yani daha iyisi, yani biz golcü alacak mıyız beklentisi hep vardı. Yani bu Serdar'la ilgili bence 15 maç 4 bence gol. 4 asist geçen sezon. Toplamda 19 gole etki. 33 maç 15 gol 4 asist. Tabii ya, ama Fenerbahçe seyircisi lazım. 150 gol atması lazım adamın. İstatistikler üzerinden doğru. Yani çok verimli bir oyuncu. Doğru. Ben bu arada Serdar'ı beğeniyorum. Ama birinci forvet konusunda tereddütlerim var. Oynarsa iş yapar, beslenirse iş yapar. Ama Fenerbahçe taraftarının Serdar'a olan bakış açısının hocayla ilişkili olduğunu ben düşünmüyorum. O tamamen yani Serdar belki de yani kariyer şeyi biraz insanlara ön yargılı yaklaşmasına sebep oluyor. Yani Türkiye'de daha önce denemeleri var. Başka takımlarda oynamış, yapamamış ama bazı kariyerler böyledir zaten. Yani ya, ben 20 Vedat yaşında Vedat Muriç buna yakın bir kariyer evet, değil miydi mesela? Ben 20 yaşında
işte Bayern görüp Galatasaray gören oyuncular da ya da Werder Bremen Galatasaray ama ondan sonra yok olup gidenleri de biliyorum. Ama bazı kariyerlerde mesela Vardy böyle bir örnektir. Doğru. Değil mi? Yani işte 27-28 yaşından sonra ortaya çıkmış. Mesela ben Rolfes yanlış hatırlamıyorsam Leverkusen'den 26 yaşından sonra eski yani bir 10 sene önce falan. Yani bazı kariyerler böyledir. Daha ya, geç. Nevzat bir dakika bak ama. Sen şimdi burada yapamamış diyorsun ya. Burada geldi, başarılı olamadı var ya. Hocası kimse onun Allah selamet versin. Hoca falan değil o. Şimdi buradan söylüyorum. Kim bilmem. Hocam hoca anlamıyor demek ki. Herif oynatmaz abi. Hocam bir de senin öğrenci falan çıkıyormuş. Fark etmiyor. Benim ya Allah Allah. Ya benim öğrenci hocam da kimse. Hocam da çok takım çalışsa da belki hatırlamıyordu. Yok yok kimse. Bir oyuncu da şimdi mesaj atmasın hocam da beni oynatmıyordu diye. Fark etmez. Hocam beraber çalıştık sen oynatmadın demesin. Ya ben golcü var mı senin öyle bir golcü adamı ben. Senin hatan, en büyük hatan neydi hocam? Hiç yani öyle bir yani şey. Keşke şans verseydim daha sonra parlayan dünya yıldızı olan var mı? Yok. De dünya yıldızı ya. Bizim çocuklar sizin beğenmediğiniz Cihan. Hasbulat mı? Galatasaray'a geldi, milli takıma gitti. Hasbulat. Halil İbrahim. Kocaeli'de beğenmiyorlardı. Fenerbahçe'ye geldi, İbrahim milli takıma geldi. Ya Allah Allah, orada da beğenmediler işte. Aynı şeyler yaşandı yani orada da. Şimdi aklıma gelmiyor yani. Anlıyor musun? Yani böyle şeyler oluyor. Ya taraftar birileri bir şey yazıyor. Şimdi bak bir şey bilemiyorsan fazla güvenmiyorsan yazılana söylenene inanırsın. Ya orada senin fikrin yok tamam mı? Şimdi dedi ya Nevzat buraya gelmiş başarısız. İlan şey neydi? İlan Mansız da gelmiş Gençler Birliği'nde oynayamamış biliyor musun? Gitmiş. Onun hocası abi anlamıyor herif. Anlamıyor ben size bir şey anlatayım. Bu Güray Vural vardı ya. Zaten ayağı kırılmasaydı herhalde büyük takımlardan birine gelecekti. Sonra Güray ama hep Güray, şimdi, klastır. Hep belli bir noktadaydı. Yani. Ben şimdi bak, bu adam bu Selimiye'den geldi. Baktım direkt oynatacağım ben bunu. Direkt hani bir buçuk ay hazırlık var ya oynayacak yani. Temposu falan mükemmel. Tekniği herkese beğeniyor. Dedim ki bizden evvel maç oynanıyor. O zamanlar PAF takım var. Seyirciye alırsın dedim. Amatör kümeden gelmiş. Direkt koyacağım Süper Lig'e. Ver gönderdim bizden evvel oynuyorlar. Bir geldim soyunma odasına giyinmiş ceket vardı üzerinde. Korktum ayağım mı bir şey mi oldu diye. Hoca beni çıkarttı dedim. Allah'ım ya neyse deplasmana gitti. Gene geldi gene oynadım gene hoca bunu çıkartmış. Şimdi şunu anlatacağım. Şimdi ben olmasam aldım direkt oynadı. Direkt oynayacak herif oynadı zaten. Herif bunu o Bafle takımda oynatmıyor çıkartıyor. Düşün nasıl hocalar var. Şimdi ben olmasam diyecek derdi ki. Ya burada yatıyor bizimle böyle kaç tane çocuk var bizim takımda tamam mı? Yürü gitsin dönecekti Selimiye'ye. Şimdi onun için söylüyorum yani bulursun gelmiş gitmiş oynatmamış. O bana göre antrenör hatasıdır. Ya anlamıyordur. Çoğu hocam da anlamıyor kusura bakmasın oyuncu, hocalar. Bazı takım yapısının içerisinde olmuyor ya. Yani hani ya bu, sadece antrenör de diyemeyiz. Ömer bu golcü abi. Bunun osu busu yok. Yok kendi şimdi bazı arkadaşlar söylüyor. Saygı duyuyorum tabii ben burada susuyorum. Yok kendi oyun sistemine beğendim. Ne oyun sistemi abi? Santr, golcü bu ben ya. Ben de şöyle söyleyeyim hocam. Ne sistemi yani golcü? Hocam Lewandowski mesela golcülüğünü tartışmıyoruz değil mi? Evet. Ama milli takımda olmuyor hocam. Çünkü o takım kalitesi yok. Yani o oyun formatı yok. O başka. Ya o tam yani, bu yani milli o takımda anlamda söylüyorum ya, gol, yani. Ya herhalde bu golcü. Lewandowski'de bir penaltı mı atılır ya? Penaltı atmasını bilmiyor. Gol kralı herif. Şimdi penaltılara şey yapacağım. Penaltı al. Nasıl İspanyollar hocam, bana bir penaltı nasıl atılır? Serdar şimdi da o şekilde atıyordu hocam. Lewandowski ya, gibi atıyordu yani bak, normalde. Penaltı, doğru penaltı bak, nasıl atılır doğru hocam? Penaltı şöyle. Sen biraz evvel konuşurken söyledi bak şimdi. Ben, penaltı, yok, ben nasıl atacağımı söyleyeyim. Bak, ben nasıl penaltı, atacağımı söyleyeyim mi hocam? Penaltı kaleci böyle atlar. Şimdi Ronaldo'nun penaltısını diyor. Ronaldo'nun penaltısı 10 santim 15 santim yukarıdan gitmese kaleci onu çıkarırdı. Yani kalecinin uzandığı eli şöyledir. Bunun üstüne atacaksın. Bir, iki. Bel hizasından yukarıda olur. Yukarıda. Yani el hizası tabii ama eli şöyle olur. Yani biraz daha yukarıda. En önemlisi o. İki. Böyle penaltı atılmaz. Şimdi son penaltı. Tamam son penaltı. Kaleci illa bir yere atlayacak. Bak sonu da söylüyorum ama. Veya bunlar da olabilir. Yani Dünya Kupası'na gideceksin. Kaleci bir yere atlayacak. Herif geldi ortaya vurdu gol. Bitti. Sen Hakimi gibi vurabilir bitti misin hocam? Ya ortaya vurur muydun öyle? Ya zaten onu o öyle atılması lazım. Onu anlatıyorum ama şu var bak. Hakimin hocam, ki kaleci diyelim ki öyle bir tercih yaptı. Bu sefer çok kolay kurtuldu. Ya, ya sen nereye ya kaleci? Ya adamı döverler bir kenara gittiği zaman atlamadı diye. Sen atlamayacak bir kaleci yok dünyada. Hocam Güney Kore kalecisi Brezilya maçını atlamadı. Gitti, o kadar şov yaptı. Sağ sola gitti. Sağ direğe gitti. Sağ direğe gitti. Bak, Neymar'da sola vurdu işte. Ya, yani ben anlatamıyorum sana direğe falan. Bir tarafa atlar kaleci. Diyorum ki son penaltı. İlla atlayacak. Şimdi bak Bakasetas atıyor ya.
Güm diye ortadan. Evet. Şimdi kaleci uçuyor, bazen o da çıkıyor. Uçtuğu zaman ayaklarına çarpıyor. Onun için yukarıdan atacak biraz. Son penaltı diyorum. Öbürlerine gelip üstü böyle vuracaksın şu boya. Şu boyda vuracaksın. Yani bu penaltı bak çalıştıracaksın. Ben Azerbaycan'dayken çeyrek final oynuyoruz. İçeride 1-0 mağlubuz. 1-0. Takımı şeye götürdüm. Bıraktırdım bizim Gökhan'a. Yardımcı antrenöre. Şimdi şeyin yardımcısı galiba Volkan Demirel'in. Penaltı çalıştıracaksın. Söyledim ama şöyle vuracaksınız, böyle vuracaksınız. Bir hafta penaltı çalıştırdım. Gittik orada. Uzatmaya kaldı. Penaltılarla eledik. Ama çalıştırdım hocam, yani. Şimdi nasıl vuracağını Tolga bilmiyorum. Güzel bir şey hatırlattı. Diyor ki Luis Enrique'nin kendi açıklaması diyor. Dün de görmüştük zaten. 1000 tane penaltı çalıştırmış takıma. 1000 tane ama 3-0 attılar. Bir dakika. Hah çok güzel. Kim söylüyor buna? Yönetmenim Tolga söylüyor. Ha, Tolga buradan oldu. Selam sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben şöyle bir misal vereyim. 1000 tane de çalıştırılmaz bir ama yani. Hayır 1000 tane çalıştırsın bak bir şey söyleyeyim. İyidir. Sen şimdi bilardo oynamıştır Tolga da değil mi? Şimdi bilardo topunu al. Yani tamam bir dönem çoğumuz oynadık. Bak oyna. Herkes bilir. Hep topun ortasına vur. Hep falso verme. 20 saat çalış günde. Bir şey kaydedemezsin. Bir ilerleme kaydedemezsin. Sen şimdi bu bizim dediğimiz gibi şu boyda gelecek güm diye vuracak Ronaldo'nun attığı gibi. Ya böyle penaltı atılır mı buraya? Bak %50'dir. Messi'nin attığı penaltı da yanlış. Attı ya ilk maçta. Hı hı. Kaçırır abi. Bu tarafa atlasa kaleci kurtarıyor. Öyle penaltı mı atılır? Sonra ya penaltı. Kolonya'ya kaçırdı zaten. Ya penaltı güm diye vuracaksın yukarı. Şimdi kaleci böyle uçuyor ya. Ronaldo'nun penaltısına dikkat etsin. Ben bilmiyorum gösterirler mi? Hop 10 saniye 15 santim üstten gitti. Bitti gol olur. Ama son penaltıyı adamı attığı son penaltı var ya öyle atılır. Ama biraz daha bana göre yukarıdan atsın. Biraz daha. Şey değil ama ne o? Şey penaltısı diyorlar ya dibine vuruyorlar. Panenka. Panenka penaltısı değil. Geliyor güm diye ortadan vuracak. Bakasetas iyi atıyor. Ama onu çıkartabilirler. Çünkü gördüm öyle bir iki penaltı. Kaleci uçtu ayağına çarptı. Uçuyor ya ters tarafa. Tam ortadan vurdu. Bu da ortadan geldi vurdu. Dedim gel al olsun adama. Geldi güm diye oradan attı penaltı. Ya öyle ya son penaltı ya öyle atacaksın ya öbür türlü üstlere. Kalecinin uzanca elinin üstüne. Hocam penaltı ama %100 herhalde bilmiyorum katılır mısınız da yetenek işi değil. Ya biraz şansa da ihtiyacınız var. Yok ya. Çok iyi vursanız da var. Ya, olmaz. Şimdi tamam biz kendi çapımızda oynadık. Hocam gibi profesyonel falan oynamadık ama ben mesela kendi adıma penaltıyla ilgili kararlı gelirim topun başına. Hep kararlı gelirdim ve kalecinin genelde solunu tercih ve genelde yukarıda yani 90 diye tabir risk alırdım oraya vururdum. Yani, riski yok ben, ya vuracaksın. Yani. Benim atış şeklimdi. Ben oraya vururdum hep. Penaltı öyle atılır. Bu ne ya şeyin Busquets'in attığı Serdar'ın penaltı falan. Penaltısı ekranda bakalım bir kez daha. Ya bıraksın öyle penaltı. Nasıl kullanmış ama zaten açıklamasını da yaptı. Son anda karar değiştirdim dedi. Karar değişikliği tabii penaltılarda çok yararlı olmuyor genelde. Bir kez daha ekrana gelsin. Bir kez daha bakalım. Şimdi çocuk da dedi ki bunlar sonra ben, sonra kadar ligde de iş yapıyorlar ben dedi. Engin vardı. Eski gençler bilin İstanbulspor Engin vardı ya. Evet. Uzun saçlı. İyi penaltı kullanıyordu. Kıvırcık saçlı. Kıvırcık saçlı. İşte Diyarbakır'da benim penaltımı kaçırdı. Kaleci Murat'ı attırdım ondan sonra. Kaleci Murat yok mu ya? Murat Şahin. Evet. Bom diye vuruyordu aynı. Süper. Engin mi kaçırdı? Evet. Allah Allah. Hem de ne kadar. Nerede? Hatay'da. Hocam iyi oyuncular da penaltı kaçırır. Yapacak bir şey yok o konuda. Ya neyse. Ama bak penaltı kaçmaz diye bir şey yok. Ama dediğin gibi gelirsin. Vurursun şöyle şu kadar üstte bitti. Gelecek kararlı. Tamam doğru söylüyor Nevzat. Bam diye vuracağım buraya işte Cristiano Ronaldo gibi. Kaleci zaten atlayacak bir köşeye. Mesela Benzema da şey ya. Benzema güven veriyor bana. Kaçırdı bir iki ama bana şeye yani o da genelde tavana. Bak Lewandowski'nin penaltısı kaçar. Messi'ninki kaçar. Kurtarırlar daha doğrusu onu. Kaleci %50-50 bu tarafa atlıyorsun. Tamam mı? Ama abi Cristiano Ronaldo geldi güm diye vurdu. Dışarı atarsın o başka. Dışarı. Ama atmazsın da. Fazla kenara atmaya gerek yok. Üstte biraz üstte attığın zaman kaleci atlıyor. İlla ki atlar. Hocam ama yani şimdi orada da risk biraz daha topun dibine girerseniz onu o kadar iyi ayarlamak lazım. Bu sefer top havaya dikersiniz yani. Ya olur mu futbolcu şimdi o kameraman arkadaşlar bile atar. Bileceksin ya o senin hayatın. Ya onu da çalışacaksın bazen işte. Bazen işte insan hayatını tanımayabiliyor yani. Ya bir kere ben hocam Sarabia ilk penaltı ben hiç güven vermiyordu. Yani vücut dilinden anlıyorsun kaçıracak diyorsun ya hakikaten. Ya izlerken. Busquets'te dahil. Bir de çok gerilmeyen futbolcular genelde bir güven vermiyor. Bilmiyorum neden ama yıllardır öyle yani. Mesela yönetmenim Tolga söyledi az önce. Hami'nin penaltıları dedi. Ben kaçırdığını hatırlamıyorum dedi. Hami nereye ya? Hami kaleciyi de içeri sokar topla beraber. Mesela Mbappe. Yani. Ama yaydan da geriye gidiyordu gerilirken. Hocam,
Mbappe mesela daha kararlı. Yani güven veriyor mesela. Baktığında güven veriyor yani, değil mi? Ya bak yerden penaltı atıyorsa birisi hiç bana konuşmaz. Bitmiştir benim için abi. Tesadüf. Kurtarır kalıcı. Şimdi direğe vurdu ya şey İspanyol ilk önce. İlk Sarabia. İlk Sarabia. Direği kaleci çıkarıyordu zaten onu. Alt köşeden çıkarıyordu onu direğe. Bu atladı. Neymar da iyi vurmadı. Yerden bir vuruş evet, ama doğru. İyi bir vuruş değildi yani i̇yi Neymar. Değil. Ben, hatta kaleci son anda bile atlayabilirdi evet. Bence yani. Şey, o da çok başarılı değil, evet. Zidane'ın penaltısını seyrettim. Dünya Kupası'ndaydım. Panenka penaltısı attı daha 0-0'ken. Direğin altına vurdu girdi ama. Evet evet hatırladım. Atlar ama benim önümdeydi. Ya orada kaleci atlar. Dünya Kupası bu ya. Final oynuyorsun ya. Atlamaz olur mu kaleci ya? Mümkün değil atlamaması yani öyle... Öyle farz et ya atlamadı var ya döverler onu içeride ya gol olursa. Yani o mümkün değil atlayacak. O hocam biraz şöyle işte. Penaltı konusunu yavaş yavaş kapatalım. Mesela merak ettim baktım. Bruno Fernandes hep yerden atıyor. Ama hep Serdar Dursun'un eski stili gibi atıyor. Daha doğrusu Serdar Dursun muhtemelen Bruno Fernandes'den görmüştür öyle söyleyeyim de. Kalecinin ayağını kırdıktan sonra yani o son anda gelip bekliyor. Kaleci o anda bir yana yönelince diğer tarafa atıyor ama hep yerden atıyor. %85'in üzerinde atıyor. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi onu da atıyor, kaçırdı onu finalde. Finalde kaçırdı. Onu yasakladılardı ya durmayı. Kaçırdı. Yasak dediler, bilmem ne dediler. Ondan sonra duruyor, atıyor, hiçbir şey yok. Bu kalecinin 6 saniye kuralı gibi oldu biraz. Yani ha bravo, bravo. Öyle duruyorsun ya, gel dur, tık, vur bir köy. Kaleci zaten atlıyor. Şimdi penaltıyı geniş geniş konuştuk. Penaltı kaçtı ama penaltı dışı 4 gol buldu Fenerbahçe. Peki bugün Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Biraz da onu konuşalım. Nezat Dindar'la başlayabiliriz. Fenerbahçe yani beklediğimden bir kere daha iyi durumda. Yani bir takımın ben biraz daha kontrollü şekilde form tutacağını, belki hani sezon başında yüklemelerden dolayı işte Dünya Kupası arasının olumsuz yansımaları olabileceğini düşünüyordum ama işte öyle bir durumda görmedim Fenerbahçe'yi. Gayet de sanki yani ligin belli bir haftasını oynuyormuş gibi. Yani o maça asılıyor. Ligi ara verilmemiş gibi bir görüntü var o, şu an hem Fenerbahçe'de. Hem de şimdi hoca kazanma kültürünü bir kere yerleştirmiş. Yani oyuncular normalde bu tarz maçlarda çok fazla sıkmazsın. Belki sonucu çok fazla önemsemez ama Fenerbahçe'de oyuncular ve hocadan da muhtemelen sebep maçları önemli, skorları da önemsiyorlar. Yani kazanmak istiyorlar. Yani bu maç belki kazandığı vakit Fenerbahçe çok artı bir şey yazmayacak. Ama o kazanma işte ortaya çok daha farklı bir görüntü çıkarıyor. Fenerbahçe bu anlamda bu ciddiyetini, bu konsantrasyonu ben iyi buluyorum. O yüzden Fenerbahçe bir adım daha önde. Daha hani hazırlıklar yeni başlamış, ilk hazırlık maçları falan oynanıyor. Fenerbahçe hem şimdiden şu mesela ben iyi durumdayım. Yine güçlü geliyorum mesajını veriyor. Doğru. Bundan sonraki süreçte de ilk maçın senin Trabzonspor. Şimdi Trabzonspor da iyi maçlar yapıyor bu arada. Fenerbahçe normalde işte Şampiyonlar Ligi yönelmesinden dolayı sezonu erken açmış, yüklemeleri erken yapmış Fenerbahçe'nin bir takım handikaplar yaşayabileceği düşünülürken Fenerbahçe hiç de düşündüğümüz gibi çıkmadı. Tam aksine her şey sıfırdan başlamış gibi bir konsantrasyonla hareket ediyor. O rotasyonu Lig Avrupa denklemine son derece iyi uygulayan Jesus hazırlık maçlarında bile oyuncu kazanıyor. Bakın Serdar'ı kazandı. İşte diğer oyuncu İsmail vesaire hepsini görüyoruz. Mert Hakan asist yaptı bugün. Mert Hakan o yani hazırlık maçlarını bile bir araneye dönüştürüp orada da oyuncu kazanıyor. Vallahi helal olsun. Güvenç hocam. Şimdi takımda şimdi Mert Hakan iyileşti. King iyileşti. Şimdi Serdar'la King. Bak demin orada da Serdar asist yaptı. Bana göre iki tane asisti var. Bir tane değil. Eğilmesi de asist. O asist. Öbürü de asist. Ben de öyle düşünüyorum. Penaltı. Penaltı yani penaltısı hepsi. Yani şimdi yanında King oynuyor. Ya King kariyer olarak bunların içinde hepsinden daha iyi. Kaç kişi varsa orada hepsinden kariyer olarak iyi. Zaten çok süratli futbolcu. Şimdi King geldi. O Pedro sakatlandı. Geçmiş olsun. Yani hiçbir şey fark etmez Fenerbahçe'de. Tamam mı? Bakıyorsun İrfan Can Kahveci. Klas zaten kalite. Rossi var. Ya var da var. Daha şimdi doğru girmeyen Emre Mor var. Saymak da bitmiyor abi Fenerbahçe takımı yani. Yine Fenerbahçe'nin savunması baktım Gustav'a. Allah selamet versin. Ben onda sahaya çıkmam. Yani Salahi'ye bile güvenmem de mecburen bunların içinde en iyisi Serdar'la Salahi. Ama bunlardan birbirine bir şey olduğu zaman... Ama hocam Ümraniye Spor değilse. Maçında eleştirildiği gibi de değil. Yani o ilk maç performansının üzerine koydu Gustav Henrique.
Ya ne gösteriyor? Ne Ümraniyesi ya? Kaç tane maçta geri döndü? Hele bir tane maçta penaltı yaptırdı da sonra gitti yani. Üç kişi kaleci şey yaptılar. Zaten Gustavo kaçırdı adamı. Gitti ondan sonra şey yapıyor. Karagümrük maçı olabilir. Neyse yani olmaz arkadaş öyle bir şey olur. Ya bu tam fiyasko neyse. Ya o yani ama hiç, iyi maçları da var hocam. Ya hiç iyi maçı bana yani, ha tamam olabilir. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Hadi ben de yok. Yok Gustavo Henrique yani fiziksel olarak bir ön yargıyla yaklaştım falan. Allah Allah. Ya fena adam değil. Bir tek hatalar da yaptı sonra. Öne Nevzat bak böyle, şimdi. Kilidi açılması gereken noktalarda böyle bak. Sürpriz oyuncu olarak öne çıkışlarını ve gol vuruşları ya da hazırladığı pozisyonları görünce ayağı da çok iyi bu kötü arada. Kötü başlayıp iyi devam ettirmek kolay değil. Ayağı da iyi bence ki tepki de görmüşsün. Tabii tabii ilk maçta. Sonra şey dedim ya bu Jesus bunu getirdi senin mantığı anlamı vardır dedim. Ya bırak Perez'i de getirdi ya Jesus ya bak, vallahi. Perez'le ilgili olumsuz düşünmüyorum. Bir tane basın toplantısında şunu söyledi yani biz dedi Kim Min-jae'nin ikamesini aramadık çünkü Kim Min-jae çok özel bir oyuncu ama onun yerine doldurabileceğimiz şey en iyi şekilde doldurmak beni kandıramaz o işte bu şeyle. Biz ondan sonra kızıyorum ya. Tamam da alacağın adamlar bunlar mı olacak ya? Fark etmez Kim Min-jae gitmiş de. Ya ne oldu? Hadi sakatlandı ikisi Serdar'la gitti. Hadi ne olacak? Bunlarla mı çıkacaksın sahaya? Üçlük, dörtlük, beşlik olursun ya. Oldu zaten dört tane yedi. Bilmem ne öbüründen üç tane yedi. Hocam adama Kolibali'yi verdiğinde ben istemiyorum mu dedi. Yani sen bunları mı alırım? Her şeyi alıyor da yani. King'i alıyorsun, Petro'yu alıyorsun. Allah Allah ya. Bilmem ne. Sanki Kolibali'yi reddetmiş. Allah. Hoca istemiyorum. Ben Kolibali'yi istemiyorum demiş. Şu anda... Çok güzel Nevzat. Tam gazetecilik yapmış. İşte gazeteciler böyle biliyor musun? Fenerbahçe ligin en az gol yiyen dört takımdan birisi. Ya fark etmiyor. Bir şey söyleyeyim. Azca ya öbürlerinde Serdar oynamıştır da az gol yemiştir. Yoksa neyse bir tane hata yaptı bir maçta. Allah diyor herkes öyle. Hocam ya Gustavo bayağı oynadı. Oynadı? Oynadı. Yani ya. Serdar'dan bilmiyorum fazla maç olabilir mi diye. 17 maç Gustavo. Gustavo Henrique 17 maç 2 golü var. Bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin futbolcusu değil arkadaş. Şampiyon oynayacaksa Fenerbahçe stoper alacak. Bak yine söylüyorum. Salahin'in de yedirdi golleri bak. İsim. Ben ne isim vereceğim? Bulacaklar. Ben mi bulacağım işte? Ya öyle bir isimler de benim öyle bir şeyim yok. Ama Jorge Jesus transfer planı içerisinde Henrique'ye dahil etti. Yani şöyle genelde bildiği oyunculara gitti. Hemen hemen aynı dili konuştuğu oyunculara gitti. O yüzden bu transfer çok sürpriz değil yani. Bir şey söyleyeceğim sana. Jesus Şampiyonlar Ligi'ni kazandı mı? UEFA Kupası kazandı mı? İki kere final var. Final kazandı mı? Kazanmadı, final var. İşte şey demek var, ki kazanır, kazanırdı. Demek ki ben görüşümü söylüyorum. Antrenörün yaptığı bir sürü olumlu şeyler var. Ben kötü demiyorum ama demek ki stoper seçimlerinde yanlış yapıyor. Demek ki yani yanlış bunlarla çıkmam arkadaş ben. Sana ya şimdi Fenerbahçe yediği golleri veya kalecinin kurtardığı gol olmaya pozisyonları şurada getirsek eyvah dersin yani. Ya sen eyvah hocama, filmini seyrettin mi? Seyrettim hocam hepsini. İşte tam eyvah dersin. Ben zaten pozisyona bakıyorum eyvah gol olsun olmasın tamam mı? Bir de şimdi Fenerbahçe mecburen önde oynuyor. Bak şimdi ona da söyleyeceğim. Şimdi Sergen de oynarken kimse Sergen'i met etmedi. Ya bu oynayınca herkes bunu met ya bunu Sergen'i yani onu takdir edin, onu da takdir edin. Şimdi önde oynuyorsun. Niye biliyor musun? Alanı daraltıyor. Artık herkes öyle oynuyor zaten. Ama sen şimdi arkaya süratli adım olmazsa kaçırırsan veya pozisyon almasın. Şimdi mesela o Kelini var ya. Lan herife bakıyorum o kadar çabuk değil. Herif şampiyonlar Avrupa şampiyonluğunda. Riskli bir oyun. Ya ama evet. Pozisyon almasını biliyorlar. Herif çünkü... yayını orada önünde oynuyor ama biliyor. Mesela tecrübesiyle biliyor. Şimdi burada hem tecrübeli olacak hem savunmada şimdi bak yediği Fenerbahçe'nin şu yediği golde herhalde Crespo galiba adamı kaçırdı arkasından. Olmaz. Olmaz arkadaş. Yani o stoper değil ama kaçan adamla bakacaklar. Ya savunması iyi olacak arkadaş. Şimdi Hacı Wright burada tren gibi gidiyordu. Orada nereye gitti? Kimi geçti? Forvetler nasıl ya? Uçak gibi forvetler var. Uçak gibi uçuyor herifler ya. O dediğim gibi hocam biraz yani, takıma bağlı. Amerika'da şimdi Hacı Wright gibi Amerika takımı kötü bir takım değil ama. Hayır. Çok da üst düzey olmasını beklemeyiz bence. Ama yok üst düzey demiyorum. Zaten Hollanda'da bence nefis savunmaları söylüyorum ben. Savunmaları dile getiriyorum arkadaş. Savunmalar var ya uçak gibi gidiyorlar arkadaş. İyi oynuyor savunmalar. Onu söylemek istiyorum. Şimdi orada öbürleri Perez'i koysan Gustavo'yu da sırıtır. Bu eğer, sırıtır. Eğer bu mantıktan yola çıkacak olursak da Kim Min-jae bu kadar abartılacak kadar bir oyuncu değilmiş deriz mesela. Yani Dünya Kupası'nda Güney Koreli belki zor durumlara düştü. İyi performans sergilemedi. Brezilya maçında resmen yani döküldü hepsi zaten.
Ama Kim Min-jae'nin bir standartı. Napoli de gayet iyi. Belki de 60-70 milyon eurolara çıkış maddesi 45 milyon. Muhtemelen transfer yapacak zaten. Yani bence Dünya Kupası başka bir arena. O çok ölçü değil hocam. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi son cümleyi alayım hocam, Avrupa'da, araya gireceğiz. Avrupa'da niye üçlü oynuyorlar biliyor musun? Karşılarında uçak var, uçak uçuyor adamlar. Onun için üçlü oynuyorlar arkada, üçlü. Anladın mı? Kademeli oynuyorlar. Yoksa var ya delik deşik ederler ya. Peki, son sayfada ara zamanı, bir araya gidelim. Sonrasında saat başında yeniden karşınızda olacağız. Evet, son sayfaya devam ediyoruz ve Galatasaray'la devam edeceğiz. Aslında Galatasaray'ı konuşmaya başlamıştık. Sonrasında maç özeti geldi. Fenerbahçe'yi konuştuk. Şimdi yeniden Galatasaray'a geri dönebiliriz. Dün Galatasaray hazırlık maçını Villarreal'e 4-3 kaybetti. Özellikle kaleci Okan'ın yediği goller çok fazla konuşuldu. Ve yine savunmada yapılan hatalar çok fazla konuşuldu. Biraz bu konuların üzerinden Galatasaray, Villarreal ve Galatasaray'ın tabii ki hazırlık dönemini konuşalım. Ya sonuçlar tabii taraftarı biraz rahatsız ediyor, geriyor. Sonuçta insanlar o ara olmadan önceki Galatasaray'ı görmek istiyorlar. O farklı seviyeydi. Ama Galatasaray o oyunu oynayabileceğini gösterdi. Şimdi ben sonda söyleyeceğim, bir kere başta söyleyeyim. En son söyleyeceğime. O da şu. Muhtemelen şu hazırlık maçlarını izleyen, yöneten, yerinde takip eden Galatasaraylılar şöyle demeye başladılar. İşte Muslera'sından Torreira'sı, işte Icardi'si, Oliveira'sı vesaire, Raşit'si. Allah korusun. Şimdi Allah korusun, bunlardan birine böyle bir şey olursa yaşanılabilecek şeyi gösterdi. Yani bu hazırlık maçlarında biz gördük. Bazen öyle de bakmak lazım. Bu perspektiften de bakabilirsiniz. Bir diğer bakış açısı da, yani bu teselli etmek için söylemiyorum. Ama yani bir de bir realite var. Sezon oynanırken de bu sakatlıklar olabilirdi. Yani Icardi maçlar devam ederken de sakatlanabilirdi. Ya da Oliveira maçlar oynanırken de sakatlanabilirdi. Bunların hepsi sakatlık, olabilecek sakatlıklar yani. Doğru. Antrenmanda ya da son maçta, işte Başakşehir maçında Raşit'se. Şimdi böyle bir senaryoyla da karşılaşabilir. O zaman 4-5 ya da 8-10 maç oynamayabilirdi Icardi'si, Oliveira'sı ve diğer sakatlar, işte Yunus'u. Bir de öyle bakmak lazım. Yani bardağın dolu tarafından bakalım derim ben. Hepsi belli bir periyotta dönecekler. Bunlar içerisinde durumu en sıkıntılı gözüken Yunus bence. Yunus biraz daha sanki bir ay, belki bir buçuk ay bir periyot. Ama onun dışında Icardi'nin durumunun sanıldığı ve korkulduğu kadar ciddi olmadığını. Yine Okan Hoca maç sonunda en az 4 hafta bizimle olmayacak maç, dedi. Okan Hoca bir gün öncesinde bir sohbette de bunu söyledi. Yani şimdi Okan Hoca ilk sakatlık sürecinden itibaren 4 haftayı kastediyor. Diyor. Bu 4 hafta maç kaçırma, yani 4 maç kaçırma değil. Total yani. Ama Icardi gibi kendisini aslında hani dışarıdan özel hayatına çok dikkat etmeyen gibi gözükebilir ama yok, hiç tam aksine son derece profesyonel şekilde kendine bakan, bu konuda da tedavi sürecini ihmal etmeyen bir oyuncu. Icardi şu an Arjantin'de bu süreci ülkesinde geçiriyor. Ha, orada tabii bir takım fotoğraflar falan, sanki bütün hayatı buymuş gibi bir düşünceye kapılabilir insan. Öyle bir dünya yok. İşte bazı taraftarlar da sanki burada tedavisini olsa daha mı iyi yani olurdu burası, diye görüş belirtiyorlar. Burası cezaevi değil yani. Burası cezaevi değil. Çok yüksek egolar, profiller var. Süperstarlar var. Bu insanları yönetmek eski mantık ve o alışık olduğumuz klişe yöntemler de olmuyor artık. Onu yapanları zaten 3 ay sonra oyuncular yiyor. Dolayısıyla Okan Hoca'nın da iletişimini son derece başarılı buluyorum. Oyuncular tarafından da saygı görüyor. Yani iki tür lider tipi vardır. Ya otoriter ya da daha demokratik, daha böyle iletişime açık. Okan Hoca ikinci tarafta. Şimdi günümüz oyuncuları da bu tarz hocalarla ya da bu iletişimi kurabilen isimlerle çok daha sağlıklı iletişim kurabiliyorlar. Faydalı olabiliyorlar. Bu yüzden Galatasaray için Icardi problemi yok. Ama ben dışarıdan bu konunun kaşınacağını, Galatasaray'ın içerisine sanki bir saatli bomba gibi bu konunun böyle gündeme getirileceğini düşünüyorum. Yani ara ara bu konu böyle işlenecek. Icardi sanki sadece özel hayatıyla var. Ama zaten Icardi gollerini attığı sürece bir sıkıntı olmayacaktır. Icardi
bizim bu ligde izleyemeyeceğimiz şeyleri gösterdi. Bak iki maçta bu ligde bunu yapamazlar. Bunu gösterebilecek oyuncu, yani biz Dünya Kupası'nda futbol özlemimizi gideriyoruz kısmen, değil mi? Tabii. Icardi bize o standartları sunuyor. O topuk pasını bir kere işte Guti yapmış. Ya da ne bileyim Beşiktaş maçında attığı kafa golü. Yani sol ayakla attığını hiç söylemiyorum bile. Bunlar hakikaten çok yani Galatasaray taraftarı için ayrıcalıklı şeyler. O yüzden Galatasaray için Icardi problemi yoktur. Galatasaray'ın Icardi gibi bir süperstarı vardır. Bu problem değildir. Icardi de belki bir maksimum iki maç kaçırabilir. Ama ben bir sürpriz yapıp ilk maçta dönerse de şaşırmayacağımı söyleyeyim. Yarın İstanbulspor maçı. Yarın dediğim işte kamp sonrası. Antalya kamp biter. Karşımızda sapasağlam bir Icardi görürsek de şaşırmayalım. Çok böyle anormal, abartılı bir durum yok. Sağlık durumu yok. Icardi zaten güçlü bir oyuncu. Yani fiziksel olarak da güçlü bir oyuncu. Bu kötü senaryo ya da kaos şeyine hiç gerek yok Galatasaray için. Muhtemelen hani İstanbulspor maçı çok hedef maç olarak seçilmedi. Ondan sonraki maçtan itibaren biz Icardi izleriz. Oliveira'nın durumu şu an daha iyi. Takımla beraber yer artık bugün Antalya'ya gidiyor Oliveira. Rashica ile ilgili yine aynı olumsuz ve negatif şeyler alakası yok. Sağ çalışmalarına başladı. Hocam da zaten teknik olarak çok iyi bilir. Bir oyuncu sağ çalışmalarına başladıysa geliyordur. Yani 3 gün 5 gün sonra takıma dahil oluyordur. Yunus dünkü maçta sakatlandı. Talihsizliği yeni kontrat yapıldı. İşte yeni bir sözleşme de yapıldı. Şimdi daha moralli, belki daha istekli bir Yunus izleyeceğiz. Yunus'un da bir buçuk ay. Yani bütün bunlar aslında maçların oynanmadığı, aranın verildiği. Zaten ilk haftalarda taşların öyle tam yerine oturmadığı, fiziksel olarak takımların çok hazır olmadığı. Hepsini geçtim. 8 Ocak'taki Fenerbahçe maçına kadar her şey böyle Galatasaray için yaşanılabilecek bütün negatif, olumsuz şeyler o kredisini doldurdu. Yani bütün o her şey bir üst üste geldi ya. Doğru. Sakatlıklar. Yani onlar hepsi bitti zaten. Hepsi de yaşandı. Yani tüm takımlar için dileyelim yaşanmasın tabii. Yaşanmasın yaşanabilecek yani. Olumsuzluklar. Aynen öyle. Şimdi bizim medyaya çatayım biraz. Herkese değil de. Şimdi hocam ilk saatte de çatmıştınız zaten. Hocam bir şey yani. Değil. Bir dakika bir sus be. Motorun soğusun. Biz de başlarız hocam yani. Şimdi sen susmuyorsun zaten. Söz savunmanın yani. Şimdi yoğun bir maç trafiği olsaydı eyvah. Eyvah. Eyvah ki eyvah. Bu maç işte böyle yoğun, o yoğun, bu yoğun. Ya maç yok, bir şey yok. Ya doğru özel maç oynuyorsunuz, herkes sakat. Yani şunu anlatmak istiyorum. O arkadaşlar yani yoğun maç trafiğinden işte futbolcuların sakatlandığını söyleyenler, düşünenler arkadaşlar şimdi baksınlar. Bir daha öyle bir şey söylemesinler. Rica ediyorum yani. Ama hocam alışık değiliz. Dünya i̇şte, Kupası ilk kez. Ya Dünya Kupası ilk kez böyle bir takvime denk geliyor. Ya, ara veriliyor. 10 gün ya. İzin yapıyorlar. Dönüyorlar. Bir şey olmaz ki 10 gün. Sen biliyor musun teknik olarak? Ben söyleyeyim sana. Hiçbir şey olmaz. 10 gün. Ha şu var. Vallahi ben 10 gün gidip 15 kilo fazla abartıyorum. Yok, 8 kilo fazla ile dönüyorum. Fernando falan şey dönüyor. Sen ya bir kişi ya neyse ama nasıl abartıyor her şeyi ya. O nasıl? Arkadaş bir kişi o değil bir iki ayda geliyor öyle. Şimdi netice şu an. Yani yoğun biraz farklı yoğun, hocam. Yoğun ya farklı öyle bir şey olmaz. Telmaşa olur anca işte böyle. Bakmazsa kendine. Yok işte şimdi zaten diyor ki işte çok iyi profesyonel yaşıyor. Ya ne profesyonel yaşıyor? Bizde gördüğümüz bildiğimiz şeyler var. Neyse. Ne gördün hocam? Boşlar. Ne gördün ya? Ya okuyorum. Ne diye okuyorum. Ya ona bakma hocam, sen kendin eleştirdin ben, medyaya okuyorsun. Ben bir dakika abi olan ben sana medyayı demiyorum. Gördüğümüz şeyleri hani olanları söylüyoruz da. O önemli değil. Hocam gizli kapaklı iş yapmıyor. Bak gizli kapaklı iş yapma. Açıklıyor. Hayır. Bu ya ben ona bakmam arkadaşlar. Popüler sakatlanıyor mu? Hocam, ya bu popüler bir çift. Bu popüler bir çift. Dünyada göz önünde olan bir çift. Kısmen de reklam olduğunu düşünüyorum. Çifte değiller şu anda da yani hep beraber çifte anılıyorlar. Çifte alakası yani. Yok. Sen okumuyor. Gazete falan okumuyorsun galiba. Başka şeyler. Sen az önce sallıyordun medyayı. Magazin, magazin okumuyordur hocam. Magazin okuyor. Hep magazin okuyor. Vallahi ya. Ya var ya hiçbir şey bilmiyor konuşuyor ya. Bilmiyorsun hiçbir şey konuşuyor. Neyse ben hem de. Hocam, netice şu var. Arkadaş şey profesyonel yaşantı varsa sakatlık çok darbe sakatlığı var. Allah saklasın. Yani şimdi ara olmuş tamam mı? Herkesin sakatları iyileşiyor. Burada sakat var. Şimdi burada bir sıkıntı var. Tamam mı? Şanssızlık olabilir. Allah korusun. Şimdi burada deminden beri Icardi'yi anlattı. İşte Oliver'i anlattı. Şimdi burada en büyük şey ne biliyor musun?
Yani Muslera yoksa takım yok. Bir. İki. Senin öbür stoperin yoksa zaten yok. Nelson. Nelson'u yok. Ya iki tane adamı sayıyorum ben. Şeyi falan saymıyorum. Ama ne dedim, Allah korusun dedim. Allah korusun dedirtti. Sen şimdi Icardi başta diyorsun. Benim için Icardi tabii ki çok önemli mi? Ya yıldız dediğin gibi. Ama bana şimdi sorsalar Nelson'la Icardi mi oynasın? Nelson'la Muslera mı oynasın? Yoksa Icardi mi oynasın dersin? Ben bunları tercih ederim. Abi orayı öyle veya böyle Gomis atar, bilmem kim atar. O atar, bu atar gol. Ama bu arkası bir facia. Demin orada ilk golde birisi orada topa vurdu da kim? Şimdi boş ver zaten. Genç çocuktur falan şey yapmayayım. Adamın önüne attı. Şimdi Okan. Ya bu Okan geçen seneki Okan'ı gördük. Şimdi buradaki Okan'ı. Ben o iki golü yemem. Şu halimle yemem. Mikrofonlar düşebilir yalnız sıçrarken. Tamam mı? Nevzat'ın boyu yetmez ve yer o golü. İkimiz yemeyiz yani. Tamam mı? İkinci golü. Ben yerim hocam. İlk golü. Ben ikisini de yerim muhtemelen. Kale çok büyük çünkü. Kaleye geçince kale çok büyük. Kale neyse. Bir de şimdi, hücum eden taraf yere olunca bak, ben ikisini de yerim gibi geldi. Allah aşkına şu kim vurdu onu topu bak. Hop. Emin Bayram tane galiba. Ya üzerine gelen topu yememesi lazım. Ya yok yok. Pası veren ha bak. Hop. Emin Bayram gibi gördüm ben. Ya Emin değil. Ha bu kim? Emin Bayram evet. Olmaz. Ya Emin. Arkadaş bak Galatasaray'da oynuyorsun kardeşim ya. Oradaki topu oraya atamaz, atmayacaksın abi. Topu sen orada bir vuracaksın, öbür kaleye gidecek. Tribünlere gidecek yani. Adamın önüne verdin. Şimdi Galatasaray'ın şimdi zaten dediği ne biliyor musun? Icardi'den evvel savunma. Bir de Abdülkadir'e bir şey olsa. Abdülkerim. Abdülkerim'e neyse işte Kadir Kerim. Şimdi var ya iki tane maç versen 6 puan ya. Bitti Allah selamet versin. Bir şey, İki maç bırak hocam, onu bir tamam, ay iki ay falan diyoruz bir ya. Bir şey olursa diye Allah de yaşanmaz. Olsun. Hayatta her şey mümkün. Allah, Arjantin, ama Messi bu gece işte zehirlense işte Hollanda maçını yok böyle dikkat tabii edeceksin tamam, yaşamayacaksın. Tamam da bir şey söyleyeyim sana. Şimdi biraz evvel Ömer'le şeye baktık. Portekiz'e. Tam 5 tane, beş tane. Ronaldo oynayamadı mesela Fransa'ya karşı. Bak şimdi 5 tane adam var. Bir tanesi sakat olan. Kaç? 75 milyon, 80 milyon, 81 milyon, Portekiz. 95 Portekiz atlatıyorum. Yani 5 tane daha adam var. Yani çok üst girecek seviye hocam. Portekiz'e yedek kulübesi 500 milyon euroya geçer toplam. Şimdi şunu söyleyeceğim. Burada da öyle veya böyle. Şimdi stoperlerden biri olmadığı zaman eyvah. Yani Nelson'la Abdülkerim olmadığı zaman orada yani Emin falan hocam, çok her şey. Her takım için 3-4 oyuncu yok mudur böyle bazen i̇şte 4-5 ama oraya oyuncu? Bak, hep söyledik. Ben sezon başından beri söylüyordum. Galatasaray'a da söylüyorum, Beşiktaş'a da söylüyordum, Fenerbahçe'ye de söylüyorum. Stoper. İlk alacakları adam ben olsam ilk önce ya biz lige çıktık. İlk aldığım kaleci Ömer Aviç, Kuzman Mirko. Savunmaya 3 tane adam aldım o Mirko kadar. İyi topçuydu hocam. Çok iyi topçuydu. Transfer de yaptı şunu, zaten Fenerbahçe'ye. Tam sevdiğim tarz şimdi stoper. Şunu söyleyeceğim. Ya her tarafta oynuyor deri. Orada i̇şte tam jokerdi ya. Sağ bek oynar. Stoper sol bek de oynardı. Her tarafta tabii. Ya sen, biraz takip ediyor musun? Şimdi o kadar olsun be. Senelerini verdin yani bil. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yani savunma çok önemli. Tamam mı? Şey geliyor aklıma şimdi. Allah rahmet etsin Candan Hoca şeyde Eskişehirspor'a Yılmaz geldi o finallerde. Şeyi gönderdi şey Aydın Arat vardı Allah rahmet etsin belediye başkanı. Demiş hocam bu ne demiş ya? Demiş ki hoca da. Allah rahmet etsin ikisine de. Ya demiş ki başkan sen hiç demiş Hücum Bakanlığı gördün mü demiş ülkelerde. Hep Savunma Bakanlığı vardı. Öyle mi demiş göndermiş. Şimdi savunma çok önemli esasında. Hakikaten önemli. Abi, savunman olmadı mı? Şimdi burada bakıyorsun. Şöyle şu takımla bile. Ya Allah korusun abi. Ben size de Galatasaraylı falan. Ben burada hiçbir takımı tutmuyorum. Yorum yapayım gördüğümü. Ama istemem Galatasaray bu kadroyla çıksın. Yani bir stoper bir kaleci eksik çıksın. Şimdi Ricardo çıkmasın. Ama öbürleri tam olsun. Tamam mı? Derim ki ya Galatasaray yener. Tamam mı? Yine iner. Mertens'i var, osu var, busu var arkadaş yani. Ama Muslera ile bir stoperlerden biri olmadın mı? Çok büyük tehlike. Ya bir maç kaybettin mi 3 puan bak. Bir maç da oynamasın. Bırak hani diyoruz ya 1 ay, 1,5 ay falan diyorsun. Lig maratonu bile bir şey. Mesela Galatasaray gidesin spora kaybetti. Hocam olacak ama. Gidesin spora kaybetti mesela. Galatasaray'daki problem ne biliyor musun? Ama 2 puan geride Galatasaray. Galatasaray'daki problem, Fenerbahçe'nin aslında temel farkı. Şimdi Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var aslında rotasyon. Belli bir oyuncu sayısı var. Hocanın kullandığı işte içeride dışarıda faydalandı ve belli bir standardı olan oyuncu grubu. Yani en üstteki ile en altta arasında
fark çok fazla değil. Belli bir standardı var. 10 üzerinden mesela 6.5 diyelim, 7 diyelim. İyi, genel iyi performans üzerinden. Performanslar yakın birbirine daha çok. Şimdi Galatasaray'da 8'ler var, 2'ler var. Yani şimdi Arnold Galatasaray'ın oyuncusu mudur, değil midir? Şimdi o hatayı yapıyorsan, ben Emin Bayram'dan önce Patrick Van Arnold beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bu maçta bile aksıyor. Bu maçta bile ben bir alternatif olabilirim mesajı vermiyor. Benim hayal kırıklığına uğratan Emin Bayram değil. Emin hata yapacak. Genç oyuncular yapıyor. Ozan da yaptı zamanında. Sonra Liverpool'lara falan gitti. Ama hala yani belki bir düşüş şeyine geçti ama hala yine Bundesliga'da oynuyor. Dolayısıyla Galatasaray açısından şöyle diyelim. Oyuncular arasında işte hocamın da söylediği gibi o kaliteli oyuncular eyvah dedirten acaba bir şey olur mu kaygısı taşımasına sebep olan temel faktör bu. Alternatifleri aynı seviyede değil. Ya da yakınında değiller. Peki Van Aanholt neden dün 8 numarada, daha doğrusu 6 numarada oynadı? Yani şimdi bu bir hazırlık maçı. Van Aanholt'la ilgili ayrılık haberleri var. Sol bekte oynasa yine kısmen belki. Sol bekte orada Kazım Özen oynadıyorsun. Şimdi Kazım, şimdi senin. Şaşırdı herkes biraz. Yerli denkleminde, şimdi biraz gerçekçi olma. Galatasaray'ın yerli denkleminde 3 tane kontenjan var değil mi? Herkesin kullandığı 3 tane yerli. 3 yerli oyuncuyu siz hangi pozisyonları açabilirsiniz? Mustafa'yı kesip Okan'ı oynatacak haliniz yok. Gördük. Çok zorunlu bir hali olmadıkça Mustar oynar. Ya da stoperde Abdülkerim, Nelson ikilisi olur. Abdülkerim'le Emin olmaz. Bir tek ön tarafta da Raşitsa'nın bu kadar iyi olduğu, formda olduğu ya da Icardi'nin zaten golcü olarak yerli golcünüz yok. Kenarlarda Raşitsa bu kadar iyiyken ki Raşitsa bence Galatasaray'ın çıkışındaki temel kıvılcımı yakan isim. Yani bence de. Raşitsa'nın varlığı. Otomatikman bir tane kenar oyuncusu ön tarafta Kerem Yunus, Barış'tan bir tanesi, üç tanesinden bir tanesine bir forma veriyorsun. Çünkü denklem ortada. Bir tane sol stoper, işte Abdülkerim olmazsa, işte ne bileyim Emin ya da Metehan. Doğru. Onlardan birini değerlendiririz. Bir de sol bekte yerim var. Başka bir pozisyon yok. Başka oyuncu da yok. Otomatikman an oldu sen orta sahada işte Mitchell'ın hasta, Oliveira'nın sakat, Torreira'nın Dünya Kupası'ndan dolayı geç gel. O yüzden mi denemiştir? Mecbursun zaten. Ayakları iyi. Van Aanholt'un ayakları iyi. Ayakları da iyi. Yani o çok orada olsa sahada tekniği falan olur. Oynar yani. O bakma orada bir hata yaptı. Olabilir o. Ya, ama yok. Ya, bir hata değil. Ben Aanholt, ya, neyse ya, Aanholt bunu yapar. Aanholt bizim yüzümüze vurdu. Peki hocam burada düşündüyse Van Aanholt'u, Van Aanholt ikinci yarıda da Galatasaray kadrosunda yer alacak mı? Problem ne biliyor musun? Gidecek herhalde. Hocam problem şu. Başta Aanholt olmak üzere ve diğer aynı kapsamda, aynı şekilde ışık vermeyen, umut vermeyen oyuncular için bunu söylüyorum. Temel problem de bu oyuncuların kendilerini yeterli ve 11 için haksızlığa uğradıklarını düşünüyor olması. Halbuki Okan Hoca açısından baktığımızda herkese forma vermiş, herkesi bir şekilde değerlendirmiş, oynatmış bir teknik direktör. Ama problem de Aanholt'un kendini Galatasaray'da ben nasıl oynamıyorum modunda olması. Ya da diğer bu sadece Aanholt için, yabancı olduğu için isim vermeyelim. Yerli oyuncu için de aynısı geçerli. Ben niye oynamıyorum diyen oyuncu aslında cevabı işte bu dünkü ve önceki günkü maçlarda. Siz bu yüzden oynamıyorsunuz. Sizin seviyeniz bu. Yani Galatasaray, vallahi Galatasaray taraftarının bir kere Allah razı olsun demesi lazım. Dursun Özbek, Erdem Timur'a, bu yönetime. İyi bir kadro kurdular. Yani öyle bir vasattıktan öyle bir eksi durumdan çıktılar ki o takımı toparlamak, kısa sürede bu transferleri yapmak büyük iş. Icardi ben hani pozisyon itibariyle çok kıyaslanmaz. Tabii Mustera farklıdır, Icardi farklıdır. Ama psikolojik olarak Icardi'nin varlığı en az bir Mustera etkisi yapabilecek bir oyuncudur. Onu da söyleyeyim. Icardi yani pozisyon olarak hocam elbette savunma, kale bir teknik adam gözüyle öyledir. Ama psikolojik faktörlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Icardi'nin varlığı Kerem'i de etkiler, Raşitsa'yı da etkiler, arkasındaki adamı da etkiler. Yani Icardi tek başına Icardi değildir. Icardi daha fazlasıdır. Zaten öyle olduğunu da gösterdi sonraki tabii, maçta. Tabii. Magazin programlı şeylerini oku. Icardi ile siz kaçırmıyorsunuz zaten. Bütün gün magazin okumaya gerek yok. Hayır, bütün gün izliyor, belli oldu. O oraları görmemiş. Ya şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Yani futbolun içinden geldik, tamam mı? Şimdi profesyonel yaşantı olduğu zaman sakatlık az olur. Tekme sakatlıkları, darbe herkes sakatlıkları. Herkes de Atiba değil hocam. İşte darbe sakatlıkları. Herkes de Atiba değil. Ya,
Ya ben ya ne zaten nerelerden böyle şey ama profesyonelse sen Icardi'nin profesyonel olmadığını nereden söyleyebilirsin? Bu adam Serie A'da ama Icardi üzerinden o yorumu yapıyorsun. Şimdi bu adam İtalya'da gol kralı oldu değil mi? Kaç kere? Bana bak iki okuma yazma senin yok galiba. Galiba bir kere oldu. Vallahi hocam sen şimdi şey yapıyorsun. Ben yüksek lisansımı spor yönetimi üzerine ne Marmara'da yaptım. Ne ya oku o zaman. Bu yapma ha, önemli yani, değil. Onu söyleyeyim sen, ben var yani. Sen şimdi hoca olabilirsin. Ben sana oku diyorum. Ben spor akademisinde yaptım onu da söyleyeyim. Ya o dedi, başka okumak başka. Güvenç Hoca şöyle söyledi. Yani genel olarak dedi profesyonellikken neyi bakarsa oyuncu az sakatlanır dedi. Ama aslında konu Icardi de Icardi üzerinden söylemedi yani. İkardi için geçerli bu herkes için geçerli. Herhalde düzenli bir hayatın olursa daha farklı olur. Ama Icardi böyle bir şey ki yürürken de sakatlanıyor bazen oyuncular Icardi yani olabiliyor. De, ya o yürürken sakatlanıyor onların bir evveliyatı vardı. Bizim bir hocamız vardı onun esbabı mucibesi vardı derdi. Hocam derdi matematik hocası. Sen sakatlanmaz mıydın hocam? İyi baktığım zaman sakatlanmıyorsun. İyi bakmıyor muydun kendine? Nasıl? Bakmadığım zaman bakmadığı dönemler olmuş demek ki hocam. Merak ettim. Sakatlanıyorsun işte onu anlatıyorum ya. Onlar tecrübemiz ama yani. Ama şimdi ben pozisyonu oradan, biliyorum hocam. Oradan. Pozisyonu antrenman sırasında. Sakatlandığı pozisyon. Sakatlandığı pozisyon ya. Yani bir çift kale maçta sakatlanıyor. Bak, Florya'da. Bizim futbolcular. Başka yerde sakatlanmadı hocam. Bir şey söyleyeceğim sana. Bizim futbolcular şimdi seyrediyor. Demin bizim Mehmet vardı arkadaşım. Ne dedi? Gustavo diyeceksin. Gustavo deme diyor. Neyse. Doğru şimdi demiş. Bak, profesyonel futbolcular seyrediyor. Antrenmanda sakatlanacak. Biz ona demiyoruz ki evde sakatlandı. O sakatlığın sana göre ki, magazin sayfalarında sakatlandı hocam. Yani ben size bana diyorum ki profesyonel yaşantı uykusuz mu geldin? Tamam mı? Bak beni yaptın. Sakatlanırsın. Hocam ben de diyorum antrenmanda ki, sakatlan. Ben bunu yürürken değil. Ben Nevzat Dindar olarak Milliyet Gazetesi'nde haberini yaptım. Icardi antrenmanda çok talihsiz bir sakatlık hakikaten. O antrenmanda sakatlanana kadar şöyle bir haber yaptım. Hatta iki gün öncesinde çıkmış sakattan iki gün. Antrenmanların en istekli oyuncusu Icardi. Icardi takım ekstradan izin olmasına rağmen erkenden İstanbul'a gelen Icardi. Florya'da tek bir antrenman kaçırmayan Icardi. İlk gelenlerden ve son çıkanlardan biri de yine Icardi'ydi. Icardi böyle kaytaran şey yapan bir tip değil ki. Ama sanki her bazı oyuncular böyledir. Hoca iletişimi önem veren bir teknik direktör Okan Buruk. Bu yönü son derece iyi. Bizim alışık olduğumuz bir tarz sezon değil. Sezon başında çok fazla Arjantin'in gitti geldi ya biraz üstüne yapıştı gibi oyuncunun. Zaten hani oyuncu bu şekilde anılan bir oyuncu. Şimdi belki profesyonel yaşantı yapmıştır. Yaşamıştır o profesyonel yaşantıyı ama şimdi bizim aklımıza gelen ilk bizim hocalarımız da öyleydi. Rahmetli Metin Oktay şimdi. Bakar derdi ki arkadaş bir tane yağlı gömlek giyeceksin. Saç başı bırak. Git 3 numara ol. Bir tane yağlı mağlı gene böyle o zaman yırtık şeyi yok. Moda değil. İşine bakacaksın. İşine. Şimdi illa ki mesela nerede sakatlanırsın biliyor musun? Şurada şimdi koltuk olduğunu düşün şöyle. Hani böyle ince. Gel şimdi ben arkadaşın Nevzat geldi şuraya oturdu. Burasında. Bitti. Gider abi Ertuğrul İdman. Antrenmanda gider. Bunu futbolcu bilmez. Herkes de bilmez. Ben de çünkü yaşadım bunu. Ben arabanın tekerleği patladı. Oturdum şey yapıyorum işte. Daha zamanında kaç sene ben. Arkadaş şurada bir yapışma yerlerinde 1,5 ay top futbol oynayamadım. Bilemiyorsun. Şeyde uçakta geldim bir arkadaşımın yanına koltuğuna oturdum böyle. Oturuyorsun maçtan sonra. İşte bu burası sert ya zaten. Yorgun. Bitti abi. Ertesi gün idmanda 2 gün sonra kik diye gidiyor. Biz bunları yaşadık. Yani buradan da olabilir. İlla futbolcu şey değil. Hocam yaşanabilecek tüm ihtimalleri de hesaplamak mümkün değil. Ama yani. Yok. Ama profesyonel futbolcu. Atiba neden oynamıyordu Beşiktaş'ta? Sakat mıydı? Sakatlığı vardı ama Atiba mini takımda oynadı. Atiba da sakatlanıyor hocam. Ne sakatlığı bu? Sakatlık oldu. Ya ben onu burada bas bağırdım. Ne sakatlığı? Kanser olsa iyileşir dedim 4 aydır ya. Bırakın. Ya yok onu oynatmadılar işte. Belli Şenol Hoca geldi. Direkt oynadı. Neyse orada da yani zaten önemli. Ama Antiba'nın sakatlığı son birkaç hafta düzeldi ama zaten oynamadığı için hani onu takıma monte etmek kolay değil. Bir de 39 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun içinden geldi. Bak sen beni oynatmıyorsun benim sakatlığım geçmez. Ben Dünya Kupası'na gideceğim sen beni sakatım diyeceğim ben anladın mı? Olmaz arkadaş. Belki oyuncular oynama. Risk almıyor olabilirdi. Yani. Olabilir. Olabilir. Ya, o da ben çünkü Seferovic'de onu gördüm biliyor musun? Seferovic Galatasaray için büyük bir soru işareti idi. Çünkü hani Benfica'da işte sakatlıklarla son geçen bir sezon. Reklama gideceğiz. Sakatlıklarla geçen bir sezon. Ben Galatasaray'da fazla risk almadığını düşünüyorum. Dünya Kupası'nı riske etmemek için. Gitmek için.
Şimdi belki Dünya Kupası'ndan sonra o daha motive bir Seferovic izleyebiliriz. Olabilir. Kafası daha Dünya rahat bir Seferovic izleyebiliriz. Sonra işler oyuncular için değişebilir diyelim. Araya gidelim, aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Son sayfaya devam ediyoruz ve son sayfada işte çok sevilen noktalardan birisi. Ben kimim sırası var şu anda ve ben kimimi hem Nevzat Dindar'a hem Güvenç Kurtar'a soracağız. O bilir. Ben bilemem vallahi. Ben kolayı bilemem, zoru bilemem. Ya bura geçen şimdi bakalım hep beraber kolay mı zor mu diye. Geçen neyi bilemedik ikimiz de biliyor musun? Tam fiyat sınıfta kaldık hem de. Şeyi bilemedik ya, neyi bilemedik? Hırvatistan'ın ne... Hocam o gün sınıfta kaldınız, bugün telafi sınavı var. Yok, belki geçersiniz. Şimdi neyi bakalım hep birlikte. Doğduğum ülkeden başka bir mini takım adına mücadele veriyorum. Niyetim fizyoterapist olmaktı ancak futbol aşkı ağır bastı. Efsanesi olduğum iki kulüpte sayısız başarılar kazandım. Antrenman biterdi, Wesley Snyder'le şut çalışmaya devam ederdik. Luis Felipe Scolari'nin bende yeri farklıdır. Acaba kim? Daldan dala. Çok güzel bir soru. Şimdi doğduğu ülkeden başka bir takımda oynayan, yani çifte pasaportu sahibi bir oyuncudan bahsediyoruz. Scolari nerede çalıştı ki? Brezilya milli takımı. Ama kulüpleri de var hocam. Portekiz'i de var. Öyle mi? Snyder nerede? İtalya'da oynadı. Şeyde oynadı. Real Madrid'de oynadı. Galatasaray'da. Şimdi efsanesi olduğum iki kulüpte sayısız başarılar kazandım. Dediğine göre bu oyuncu önemli bir profil. Golcü değil belli. Gol kralı demiyor. Inter ve Real Madrid'den gidelim bir hocam. Ha? Daha sonra Portekiz, Brezilya yaparız. Inter ve Real Madrid. Şimdi Real Madrid'de... Scolari nerede acaba çalıştı? Scolari'nin çalıştığı yerleri bilmem ki ben. Onu hocam söyleyemiyoruz. Ülkesini benim söyle bari. Benim aklımda bir takım var. Ben de kontrol etmek için bakıyorum. Ülkesi zaten az önce konuştuk yani. Brezilya, Portekiz. İki milli takımda çalıştırdı. O bu şey mi? Teknik direktör mü? Yok. Zaten hocam Scolari'nin çalıştığı yerlere tekrardan bir bakıyorum da program sonuna kadar sayarız. Yapma ya. O kadar fazla kulüple çalıştı. Zaten geçtiğimiz günlerde de emeklilik kararı aldı. Deco. Cevabı ben önce sorayım arkadaşlara. Ben de bilmiyorum. Deco değil. Deco değil. Bir Portekiz Brezilya ekseninden gidiyor galiba değil mi? Nevzat Dindar. Benim öyle. Ben öyle tahmin ediyorum. Deco değilse... Abi Wesley Snyder'ı iki tane, üç tane takımda oynadı benim bildiğim. Daha biz bilmiyorum. Real Madrid, şey... İşte Galatasaray, Inter. Galatasaray, bir de Inter. Inter. Üç takımdan birinde. Wesley Snyder'le burada oynamış olur mu? Inter'de Ajax'ı oynadı. Ajax'ı da var Snyder'ın. Zlatan'la iş olmaz herhalde. Zlatan... yani sonuçta doğduğu İbrahimovic. Yani milli takım açısından söylüyorum ama Scolari ile ortak nokta bulabiliyor muyum? Zlatan'da yok. Benim bildiğim yok. Zaten Zlatan değil canım. Değil. Zlatan. Golcü, gol kralı falan oldu onlar. Baksana yoksana gol kralı da yok. Herhalde bu orta saha mı orta saha? Yani golle ilgili bir veri yok. Şeyimiz yok. Elimizde ama gol kralı olmayan golcü de var. Çok var dünyada. İşte ya atmıştır 8-10 tane, 15 tane ama gol kralı değil demek. Pinto, Boa Pinto, Sapinto. Portekiz'den devam. Couto. Fernando Couto. İyi oyuncuydu bu arada. Ferreira. Başka kim var? Ferreira da vardı. Şimdi önce ya Portekiz'e Brezilyalı olduğunu galiba değil mi oyuncunu düşünüyoruz? Ben vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. İlk ve son olarak. Ben şeyi düşünüyorum. 3 tane takımda oynadı bu. Ajax değil mi? Galatasaray, Real Madrid, şey... Inter. De, Inter. Dört takımdan birinde ya bakacağım. Hocam Real Madrid'de oynamış bir Portekizli düşünelim önce. Kim var Real Madrid'de oynamış? Portekizli. Bence de öyledir yani. Scolari orayı çalıştırdı mı? Ama yok. Bu sonra başka takıma da gitmiştir. İki başka bir takıma da. Doğduğum ülkeden başka bir milli takımda mücadele veriyorum. Allah Allah. Şimdi şöyle ama Snyder'le Scolari'nin ortak yönü olmak zorunda değil yani. Tabii canım. Kişisel ortak yönü var. Tabii. Ben öyle bakıyorum. Evet. Yani şimdi baktığımızda açıkçası bence biraz dördüncü ve beşinci seçenek bizi bir yere götürebilir diye düşünüyorum.
Çünkü çok fazla çift pasaportlu oyuncu var günümüzde. Oradan ilerlemek kolay değil. Sayısız başarı da kazanan çok oyuncu var yine baktığımızda. Ya Türkiye'de Eto şey değil, Eto zaten Türkiye'de çalışmış mı bu? Yok, Eto'yla bir Milito vardı yani o şey dönemden. Forvet Drogba falan değil Milito, değil mi? Milito. Diego mu Gabriel mi? Diego. Diego Milito forvet. Hı hı. Ama çok önemli bir ipucu verebiliriz. Bir yere bir tane ver bakalım bir. Çok önemli bir ipucu gibi gözüken bir ipucu. Oyuncu hala aktif bir oyuncu. Hala. Zaten mini takım adına da mücadele veriyorum diyor ilk cümlede. Başka o zaman Dünya Kupası'nda var yani bu. Yani bırakmış bir isim değil, oynuyor hala. Ha, Dünya Kupası'nda var demek Dünya ki. Dünya Kupası'nda var mı yok mu? Var. Bilemiyoruz. Var var demek ki. Sen bilmen lazım. Tamam Dünya hocam. Kupası'nda kim var? Galatasaraylı şeyde oynayan veya hangi tamam, milli takımda acaba? Bir bakalım. Fas, Hollanda milli takımda Portis, olabilir mi? Hollanda. Olabilir. Hollanda milli takım mı? Kim bu var? Bu oyuncu Galatasaray'da oynamadı. Yok, Hollanda milli takımda oynuyor olabilir. İşte Galatasaray'da oynamadı diyerek bir kopya veriyorum. Bir tane seçenek gitti bence. Yani dördüncü şu anda cümledeki seçenek. Hani Galatasaray düşünenler yani varsa. Hollanda. Şey... Hollanda milli takımda oynamış olabilir mi? Vallahi bu oyuncu bence... Hollanda milli takımda da oynamıyor. Oynamıyor mu? Yok. Giroud falan yok. Fransız hocam, onlar ya. Hocam telefona baktığınızda yönelik bazı istihbaratlar yok, alıyoruz. Yok, kimse bir bilen yok ki. Şeyden sonra yazıyorlar bana. Yok ben bakmıyorum zaten şeye görmesi lazım. Adını söyle. Biraz, bindikten sonra atıyorlar sanki. Biraz vukuatlı bir oyuncu. Böyle saha içerisinde Melo. Çok rahat durmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Melo mu? Galatasaray yok. Aa doğru. Galatasaray yok. Sağ içinde. Bak bunu artık bilmen lazım. Bir yandan. Şimdi hocam Vukat Hollanda milli takımına bakıyorum. Yok dedi Fransa'ya orada. Fransa'ya bakıyorum. Brezilya'da kim var? Hırvatistan çok yaş. Hırvatistan olabilir mi? İçeriden çok oyuncu, yaşa gelince. Oyuncu, şimdi ben kendi kendime hep beraber demiş gibi gözüküyor. Pepe olabilir mi? Oyuncu Brezilyalı mı? Pepe. Pepe. He? Pepe mi? Hocam. Vallahi mi? Evet. Ciddi mi? Hocam doğru. Ah bak vallahi. Neden inandıramadık sizi? Yok bir tanesi yok yani burada bakmadım onun için. Yok zaten. Hocam bu... rejiden şu an yoğun bir alkış var size. Siz duymuyorsunuz tabii ama ben hepsini duyuyorum. Ediyorum. Böyle yıkılıyor şu anda reji. Hocam oraya yağmış Pepe ya. Yok ya bir tanesi yok. Şimdi var ya burada bir tanesi. Ya... Peki hocam siz nereden tahmin ettiniz? Bir de Akif Fındık ne yazıyor? Güvenç hocam nereden tahmin ettiniz Pepe'yi? Ya nereden tahmin ettim? Ya, herhalde şeyden. Şu andaki milli takım var ya. Hala yani, oynuyor dedin. Tecrübe Dünya de Kupası'ndan sormuşlardır. Yani öyle tahmin ettim. Ben bunu hiç bilemem ya. Nasıl bildim ben de dedim. Vallahi diyorum bak. Pepe. Yani çok kolay bir soru değildi. Çok zor da değildi bence. Ortada bir soru. Nasıl zor değildi ya? Ben bunu bence şeyden, fizyoterapist falan hiç bilmiyorum ya. Ben bunu nasıl bildiğimi de bilmiyorum. Beşiktaş'a gelince röportajı vardı. Real Madrid ve Portekiz denklemi vardı. Yani Real Madrid'de oynamış Portekiz ifadesini kullandım ben. Yani basitti aslında. Ya Nevzat senin bunu bilememen var ya. Hayır ama çok formsuz gördüm seni. Ya, esasında hocam Real Madrid'de oynamış çok Portekizli var şimdi. Ben ama şöyle, ben kolay sorularda zorlanıyorum. Hakikaten zorlanıyorum. Bu kolay bir soruydu aslında. Bak geçen mesela Modric sorusu. Ya Modric'i bilemedik ama ya. Diğerinde saniyesinde soruyor. Evet bizde iki tane var ya tak diye bildi bir dakikada hocam, bildi. Bazen göz önünde olan abi Modric ya. Öyle olmuştur diye. Abi Modric'i bilemedikten sonra yani. Daha biz var ya yazıklar olsun bize. Vallahi diyorum ya. Sen bitti. Sağ içinden geldin hocam bil bir zahmet yani. Yok ya gazetecisin senden bileceksin medyadasın ya. Benim işim değil ki bu nereden bileceğim ben bu işte. Peki bir tane. Şimdi. Pepe'yi ben kimim de sordu arkadaşlarımız. Pepe'den de Caner'e geçelim. Bir dönem aynı formayı da giymişlerdi diye. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Beşiktaş'ta. Aralarında bir yıl yoksa beraber oynadılar diye hatırlıyorum. Pepe Caner Beşiktaş'ta oynamıştı diye hatırlıyorum. Şimdi Caner'le ilgili çok konuşmalar var. Caner Karagümrük'te olan sözleşmesini feshetti. Ve tabii ki Beşiktaş'ın teknik direktörü de Şenol Güneş olunca daha önce iki isimle çalışınca Şenol Güneş Caner'i istiyor mu, ister mi? Beşiktaş'ın da bir sol bek arayışı var gibi görününce bu haberler çıkmaya başladı.
Öncelikle Beşiktaş-Caner işbirliği yeniden olur mu? Olursa nasıl olur? Fikirlerinizi alayım. Olmaz. Hocamı tercih etmez, olursa başarılı mı olmaz? Her türlü başarılı olur. Ben yani Caner bugün nereye gitse başarılı olur ama şu şöyle söyleyeyim. Mesela Karagümrük'e direkt oynadı ama mesela çok duydum, çok golleri bize yedirdi diyen yönetici vardı orada. 6 asisti var şu ana kadar, ligin en fazla asist yapan savunma. Tamam, bize de çok gol yedirdi diyenler de var Karagümrük'te olarak, onu da söyleyeyim sana. Beşiktaş'tan ayrılırken tekrar Fenerbahçe'ye giderken de çok sıkıntılı şeyleri olduğunu söylediler. Yani oyunun dışında antrenmanlarda olsun, şeyde olsun. Ben o kadar ben Caner'i tanımıyorum. Çok beğenirim, çok da severim kendisini. Ama yani Beşiktaş'a benim duyduklarımdan ötürü söylüyorum. Beşiktaş'a geri dönmesi çok zor. Yani şöyle söyleyeyim yani herhalde problem olacak arkadaşlarına, takıma veya hocaya falan veya yöneticilere falan diye düşünürler. Onun için yani daha kısa kesim Beşiktaş işi inşallah olur da olmayacak. Olmaz yani. Benim için inşallah. Caner adısından söylüyorum. Yani çok siz da hocam gelirse olur. Başarılı olur ama olur. Beşiktaş'ın böyle bir tercih almaz. Yapacağını düşünmüyorum diyorsunuz. Almaz yani. Çok ya Türkiye'de olmayacak şey yok. Bu kapıdan içeri giremez dediği adamlar çok antrenörlük yaptı o takımlarda biliyor musun? Giremez dediler. Ne şimdi ne şampiyonluk sonra. Şampiyonluk da getirdi o teknik adamlar. Ya sen yani böyle hiç kaç kişi var böyle biliyor musun? Mümkün değil ya adım atamaz. Hiç buradan kapısından giremez dediler. Kaç kişi öyle bir kişi falan değil yani. Peki Nevzat Dindar ne düşünüyor bu konuda? Yani Caner ben mesela Galatasaray'da hani adı geçtiği için Galatasaray'a olacağını düşünmüyorum. Yani ihtimal vermiyorum. Doğru. Hem Beşiktaş hem Galatasaray'la anladım. Yani Caner kötü bir oyuncu değil. Tabii ki yaşından dolayı bazı handikaplar var ya da oynadığı oyun defansif açıdan bir takım zaaflar içeriyor. Ama ofansif açıdan da baktığında iyi gözüküyor. Teknik adamlar hangisini tercih ederler? Mesela Güvenç Kurtar'ın tarzının olmaması lazım. Yani çünkü o biraz daha defansif. Önce savunma, önce şey defansif yönden bakar olaya diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Evet. Dolayısıyla ama şimdi Hatay, Volkan Demirel mesela Hatay'a gitse biz yine Caner'in başarılarını göreceğiz. İşte 3 asist, ne bileyim 2 gol. Bunları göreceğiz. Nevzat bir şey ama bunlar ya. Yanıltabilir. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi Icardi var ya. Bu adam girse çok orta yapar. Ya, gol attırır diye düşünüyorum yani. Ya, böyle bir düşünce olabilir mi? Hocam mesela Caner tarzında orta yapan oyuncuların da biraz devri kapanıyor. Şimdi şöyle yani Caner çizgiye inmeden orta yapmayı seven oyunculardan birisi. Artık genelde teknik adamlar oyuncuların hem çizgiye inmesini hem de çizgiden geriye doğru çıkarmalarını bu, istiyor. Bizim Icardi mesela var Jesus, ya çizgiden, mizgiden her taraftan. Icardi'ye gelen her servisi Icardi'ye yani, da gol yapar zaten. Jesus'un elinde Caner gibi oyuncu olduğunu düşünsenize yani kenardan ne yapar mesela? Yani tarzını, resmi miktarını tahmin edebiliyorsunuz. Kontrolden çıkabilir mi Jesus? Biraz kızabilir hocam. Kızar hocam. Kızar yani. Jesus da şey değil yani. Biraz sert savunma yönü. Aksiyonlarında muhtemelen kızar. Sert yönü de vardır. Yani Caner'le alakalı ben Galatasaray'a giderse şaşırmam. Ben şaşırırım. Ben şaşırmam. Yani, bak Beşiktaş'a gidemez ama Galatasaray'a. Ya Galatasaray'la alakalı başka bir yani Caner'le ilgili böyle Galatasaray'a çok sempatik bakmaz Caner'e. Yani Galatasaray taraftarının da bir şeyi vardır bu konuda. Yani o istemediği oyuncuyu aldırmaz Galatasaray tarafta. Biraz da ben de biliyorum yani. Dostlarımdan biliyorum, arkadaşlarımdan biliyorum, çevremden biliyorum. Niye peki Caner'le ilgili böyle bir olumsuz durum var Galatasaray'da? Ya Fenerbahçe kongre üyesi ya, neden bahsediyoruz? Fenerbahçe üyesi. Öyle başka başkanlar da var. Olsun. Fenerbahçe'nin üyesi. Gidip oy kullanıyor. Caner mi? Beşiktaş'ta da oynadı peki. Ne fark eder ya? Yani işte yine fark etmesin. En son işte Kadıköy'de 5 yedikleri maçta elini kaldırıyordu Batshuayi golü atarken. Yani 4-5 tane gol yediler o maçta. Tamam orta yapıyor da 5 tane de yediler. Öyle bakmak lazım. Zaten yani bir maç savunma bile, aksiyonuyla anılan bir oyuncu olmadı Caner. Ama kusura bakma da şampiyonluğa gidiyorsan savunma yönün olacak. Senden zaten o şeyi istemiyor. Önünde Kerem var zaten. Senden kimse orta yapmanı beklemiyor, istemiyor. Ama elinde Mertens var. Mata orta yapamadı. Caner'e gelene kadar. Yerli durumundan Caner dolayı Caner 150 tane orta yapar. Sen 3 tanesine şey yaparsın, odaklanırsın. O içeriye ya da forvette. Kötü oyuncu değil. Şöyle bir ama soru sormuş olayım. Ben konuşsa sen sosyal medyadan ya benim haberim yoktu. Milli takımı bırakmışım. Cevap veriyordun. Alsın işte şu an takımsızsın. Boştasın. Şimdi Kuntz bir tweet mi alsın? Şöyle bir soru sorayım Nevzat Dindar.
Eğer yerli kuralı olmasaydı, yani 3 yerli oynatma kuralı olmasaydı, sizce Caner Erkin şu anda Karagümrük'te sözleşmesini feshettiğinde konuşulur muydu? Yani bak, Beşiktaş ve Galatasaray için ya da diğer takımlar için. Caner değil, isterse Caner'in içerisinde Marcel olsun, Galatasaray'a gelemez. Şey alır mı? Problem başka diyorum. Yani Caner'le ilgili Galatasaray'ın düşüncesi olumsuzdur. Ben Galatasaray açısından söylemiyorum. Ama genel oyuncu olarak şöyle diyeyim. Yani oyuncu olarak yerli kuralı olmasaydı bu kadar çok konuşulur bak, muydu ben bu konu? Caner bugün mesela Trabzonspor alsa yadırgamam. Çünkü Trabzonspor'da işte Eren belli hücum aksiyonları var. Ama işte belli bir yerde hücumda özellikle üretkenlikten bence uzak. Ama iyi bir sol bek. Defansif İyi de önemli. Başladı zaten. Evet. Şimdi bizim çünkü Tuncer Başakşehir'e gidebilir diyor. Alır mı acaba Emre? Emre hocam beraber. Belki şeyi vardır. Onu alabilir. Yani bildiği bir oyuncu sonuçta. Başakşehir'de yani, sol bek ihtiyacı var mı? Ona bakmak lazım hocam. Ben sakın Ali Kaldırım'ı o kadar tutuyorum ki. Vallahi herif. Sen defans, sen hep tane... sen önce geriyi düşünüyorsun. Yok. Hasan Ali Kaldırım süper hücuma da çıkıyor. Ben şaşırdım mı? Şaşırmadım. Senin Hasan Ali Kaldırım'ı çok tutmana. Ya, ben şaşırmadım. Ya medya adamı bitirdi. Ya adam, hocam adam, Allah. Adam ağzıyla kuş tutsa arkadaş bir kafayı takıyorsunuz siz bir yere. Birileri bir şey yazdığı zaman neyse hadi. Ama Caner belli ki bu galiba Süleyman Başkan da sportif bir ayrılık demiş. Yani öyle bir disiplin konusu falan değil. İlginç bir şey yapabilir, transfer yapabilir. Yani bizi şaşırtabilir. Şenol Hoca açıklamasından sen olumsuz algıladın değil mi hocam? Yoksa ya açık kapı bıraktın mı? Benim bildiğim şeyler var. Şimdilik ifadesini kullandın. Zaten tamam, o yüzden çok konuşuluyor. Şimdi olabilir. Olmaz diye hiçbir şey yok ama çünkü benim duydum. Çünkü 4 hafta daha var hocam. Yani. Daha devre arası transferi maçlar, var. Maçlar ne zaman başlıyor? Bizim 20, kaçında, 26'sında mı kaçında başlıyor? Aralığın sonunda 25'i gibi başlıyor. Zaten bir hafta sonra da transfer açılıyor. Değil mi? Bir hafta sonra. Transfer açılsa da oynayamaz ki. Niye? Yani nasıl yani? Ligin ilk yarısı değil mi? Oynayabilir mi? Açıldıktan sonra oynamaz mı ya? Açıldıktan sonra oynuyor. Pardon. Ocak'ta. O zaman şeyde açılır. Yani sen ona ilk ne yarı soruyorsun? Bittikten sonra bana açılır. Bak. Bu gazeteci sen misin Ömer hocam, mi? Hocam mantık hatası olur. Şöyle mantık söyleyeyim. Hatası olur. İlk tam tarihini söyleyeyim. Ligin ilk yarısının transfer dönemi yaz dönemidir. Sen yaz döneminde iddiaya girelim hocam. Ya yaz, boş ver ya. Bir saniye. İddiaya girelim 12 ya. Ocak'ta. Ha 12 Ocak diyor. Mantık hatası olur diyorum 12 hocam. 12 Ocak'ta bitiyor. Sen maçta. Bir hafta sonra diyor. Hayır aynı değil işte. İlk yarı bittikten sonra. İlk yarı bitiyor. Galiba bitiyor hocam. Bitiyor. Hemen kontrol mantık edeyim. Mantık hatası işliyorsun zaten hocam. Yarıda... Sen sınav sorularına da böyle cevap veriyorsun. Sen evet, kalırsın tabii evet. Hocam. Çok doğru. O yüzden kalıyorsun. Mantık. Tam ya, böyle bir Ocak ayında mantık hatası yapıyor. Ocak ayında transfer başlıyor. Şöyle ben söyleyeyim. Sen ama şöyle söyleyeyim. İstanbul... İlk yarı tam bitmiyor. Bir hafta kalıyor. Ne oldu? Hadi bakalım. Sen kaldın. Bir hafta hadi. Kalıyor çünkü 12'sini açılıyor. Son maçlar 15'inde oynanıyor. Tamam. Ne oldu şöyle şimdi? Bir şey yapalım. Ha? Bu sence ilk yarı ne zaman bitiyor? İlk yarı 15 haftası 15. bitiyor. 15 Ocak. 15 Ocak diyor. 12'sinde açılıyor. 12'sinde yaptığın transfer ilk 15'inde oynatabilir misin? Yani çoğu teknik adam tercih etmez bence yani. Ama bence orada da şöyle bir hata var. Eğer TFF talimatnamesinde bu varsa burada bir hata vardır. Ya niye 12'si? Hata var. Şu hata niye şu. 15'i değil peki? Hadi hocam tarihi hocam, şu hatayı anda tartışamayız çünkü reklama da gitmemiz çünkü lazım. İlk yarı, daha doğrusu araya gitmemiz yaz lazım. Yaz transfer dönemi ilk yarıyı kapsar. Sen o zaman haksız rekabete yol açarsın. İlk yarı, haksız rekabete girer bu. Çünkü takımlar buna göre bir planlama yapıyor, buna göre transfer yapıyorlar. Ama ligin ikinci yarısı başka bir takım. Orada transferler. Dünya Kupası'ndan dolayı hepimizin gerçekten rotası şaştı bizim diyelim. Haksız rekabet. Bir araya gidelim. Aradan sonra konuşmaya devam ederiz. Şimdi son sayfada ara zaman. Son sayfada artık son saatin içerisindeyiz ve bu bölüme de Trabzonspor'la başlayacağız. Trabzonspor'da tabii ki çalışmalarını Antalya'da sürdüren takımlardan birisi ve bugün A-Spor'dan yayınlanan maçta Trabzonspor Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı. Önce maçın özetini izleyelim, sonrasında Trabzonspor'u konuşalım. Trabzonspor Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı. Tabii ki Gibame'nin savunma performansını da konuşmak lazım. Savunmada oynayan bir isim değil, savunmanın önünde oynayan bir isim ama bugün stoperdeydi. Gibame yine genç oyuncu Arif Boşluk sol bekte başladı. Aslında Trabzonspor'un alışık olmayan bir savunma düzeniyle başladığını söyleyelim. Ama hücumda da iyi bir performans verdi. Crystal Palace sonuçta yani Premier Lig takımı Zaha'yı falan görüyorsan tamam otomatikman yani ciddi almak olsun lazım. Olsun Eduar, Zaha, kesinlikle Zaha, Schlapp, 60-70 milyon euro zaten Zaha
değer olarak bilmiyorum şimdi ne kadar gösteriyorum 60-70'leri gördü. Şu an 43. 43 düşmüş biraz ama hani önemli bir oyuncu. Bence hani bir Chelsea falan ya da ne bileyim daha bir üst level bir takıma zaten çok, bir United'a gitti geldi. Çok rahat olmadı. Yapabilecek bir oyuncu. Trabzonspor açısından baktığımızda da ki hemen senin de söylediğin gibi hocanın arayışları var. Bence doğru bir değerlendirme olmuş. Sonuçta orada ciddi bir probleminiz var. Ve sezon içerisinde de sezon başladıktan sonra bir takım problemler yaşadınız. Bu denemeleri yapıyor. Arif izlediğim bölümde fena değil. Ayağı iyi, gayet iyi. Bunun dışında Perez ikinci golde, yenilen golde hatalı ama onu da mazur görüyorum. Sonuçta 8,5 ay sonra değil mi? Doğru. 8,5 ay. 9'a yaklaştı. Doğru. Ya, Trabzonspor iyi hazırlık maçları yaptı bir kere. Oradan bakalım. Bugün Hull City olsun, Crystal Palace olsun bunlar önemli takımlar. Biri Championship. Fiziken zaten çok güçlü ekipler. Biraz ben şey yaptım kendime dedim neden yani İngiliz, şey, Trabzonspor Türkiye Ligi'nde mücadele edecek. Yani neden sonuçta biraz daha sert bir takım. Belki hani o programlar uygundu ona göre tercihler yapıldı ama netice itibariyle önemli takımlar. Onu söyleyeyim. Hazırlık maçları da sonuçta. Ama dediğim gibi biraz hani Championship ekibi, Premier Lig ekibi hani hoca muhtemelen o fiziki gücü yüksek takımlara karşı takımını görmek istemiştir. Ya öyle de bunu mesela hani şey sezon başında Kopenhag maçları öncesi bu maçlar alınsa ben daha çok hoşuma giderdi. Tabii şimdi, olabilir. Tercih konusu şimdi benim olabilirdi. Daha çok böyle mesela Fenerbahçe Alanya Spor'la maç yapıyor. Yani Alanya senin bu ligdeki rakiplerinden bir tanesi. Değil mi? Doğru. Alanya ile de bu arada ligin ikinci yarısında deplasmanda oynayacaksın. Ama Trabzonspor da cumartesi Kasımpaşa ile oynayacak. Ha, yani ben Crystal Palace ya da Championship takımı Hull City. Şimdi bu tarz maçlar tamam kağıt üzerinde önemli rakipler hakikaten. Yani bu hazırlık maçlarını almak bile büyük iş. Ama yani bu maçtan ziyade sanki bir ligdeki takımlara karşı Trabzonspor'un örneğinde Kasımpaşa dedim. Kasımpaşa maçı benim için daha önemli. Şundan dolayı. Ligin ilk yarısı, ilk periyodunda Kasımpaşa'ya karşı Trabzonspor zorlandı. Yenemedi bu arada. Berabere bitti. Golsüz berabere bitti. Evet. Mesajlar geliyor hocam. Yok ya sileyim dedim, şey çıktı. Evet. Ya yani genel itibariyle ben bardağın dolu tarafından bakacak olursak, Miska'nın tekrar işte oynamaya başlaması, süre alması, ön tarafta oynayan ki hem Trezeguet bence formda gözüktü bu maçta. Artı Umut da çabaladı, gol attı vesaire. Bunlar güzel şeyler. Crystal Palace'a 2 gol atmak da güzel iştir yani. Yediğimiz 2 gol ki, biraz sıkıntılı goller ama 2 gol de atmak güzel şey. Yediğimiz 2 gol de zaten bizimki asist yaptı. Evet. Eren Hull City maçında kadroda yoktu. Bu maçta da hiç oynamadı. Kulübede bekledi. Genç sol bek işte Arif oynuyor 2 maçtır. Benim dikkatimi çeken hani şu 2 maçtan en fazla dikkatimi çeken sağ içindeki değişiklik bu. Yani hocanın Eren'e hiç şans vermemesi savunması çok kötü ya. Savunması çok kötü. Burada söyledim geçenlerde dedim mi? Ya Eren'i dedim ben ya arkadaş. Hücumunu biraz... çok başarısız buluyorum mesela. Yok hücumda fena değil. Hücumda hiç yok. Abi, milli takıma da yükseldi çok iyi başladı. Hocam, tamam formsuz bir dönem oldu ama. Savunma mı dersin hücum mu dersin sen? Ben Eren'e savunma derim daha çok. Yok hiç hocam, savunma ben de tam savunma. Fiyatlı. Hücumla belli bir noktaya kadar geliyor. Ya, çizgiye inme özelliği yok. Evet. Çizgiye inmiyor. Ya inmeye çalışıyor yok, ama. Yok yok. Hücumda savunmada çok gol yedirdi. Skor anlamında katkısı yok. Bunlar sende de yaşıyorsun ki Larsen mesela o tarz bir oyuncu değil aslında. Yani o beklerden ne Beşiktaş ne Trabzonspor çok katkı alamadı. Şimdi şöyle mesela Eren'in geçmişine baktığımızda Kasımpaşa'nın U19'unda oynarken asisti yok 31 maçta. Bir sonraki sezon yine U19 29 maç asisti yok. Süper Lig'deki ilk sezonu 20-21 asist yok. 21-22'de 2 asisti var. Bu sene de şu ana kadar 1 asisti var. O zaman şimdi sen buna ne kadar para verdin? 3.2 mi? O civarda bir para. Milyon euro. Hatta Fenerbahçe'yi istiyordu. Daha fazla galiba. 3-6 olabilir öyle hatırlıyorum. 2 tane oyuncu vardı işte. Doğukan'ı falan da aldılar. Defansif yönüne göre aldın da o zaman. Çünkü şey yok ortada. Yani hücum anlamda bir istatistik yok. Olumlu bir istatistik yok. Demek ki defansif yönünden dolayı demek alındı. Demek ki ikisi de yok. Defansı zaten yok da ucumda da demek ki o asist yok. Herhalde hoca bunu oraya bir adam... Sen bak gitmesin Caner oraya. Ben işte söyleyeyim mi? Trabzonspor yani, için daha şey böyle. Hani büyüklerden
Trabzonspor, hani Fenerbahçe zaten, Galatasaray hiç, Beşiktaş'ta bilmiyorum, sanmıyorum. Ama Trabzonspor hani kısa vadeli bir, hani orada belki iş yapar mı? Çünkü hoca beklerden hücum katkısı alamıyoruz diyordu. Oraya uygun gibi gözüküyor. Olabilir yani. Ama şeyi de gördün mü? Umut ne gol attı. Golcü abi işte. Golcü. Adam yani var ya, öyle veya şunlara o golü atmak çok zor. Doğru, şey yaptı yani. Klasını orada gösterdi. Yani o savunmanın aradan o top aşıtması falan var ya, müthiş ya. Ben hocam bak, Vizca mesela Galatasaray için, Rashica için ne düşünüyorsam aynı şeyler Vizca için de geçerli. Bir oyuncu bazen çok şeydir. Vizca'nın bir takıma girişi bile, yani hücumdaki o hocanın istediği o tempolu, pasa dayalı, tabii, hıza dayalı oyun için önemli bir adım. Abdülkadir de falan olmuyor orada yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Dünya Kupası bazı takımlara yaradı. Mesela Trabzonspor'da mı o takımlardan birisi? Vizca. Vizca en önemli adam bana göre. Daha başka bilmiyorum, sakat var mı yok mu, ama Fenerbahçe'de şey, King geldi. Mert Serdar Hakan oynuyor, geldi. Mert Hakan. Serdar'ı zaten sakat değil de, ama o bir şans aldı falan filan yani. Yine şimdi bir Fenerbahçe'de hani bir, sen dedin ya şişman, ne o? Santfor vardı. Fernando. Geldi 30 kilo sonra zayıfladı. Kupa maçlarında bir gol atmaya başladı. Hop formayı kaptı. Yani şimdi böyle maçlar, özel maçlar bir şanstır. Şansı değerlendireceksin. Mesela şimdi Okan'la ilgili çok negatif, pozitif düşünüyorduk. Şimdi bu, o da mesela negatif düşündürdü bizi. Ama İstanbul Spor maçında kaleyi Okan koruyacak. Yani başka bir alternatifim yok. Galatasaray'ın ara sonrası ilk maçında Muslera cezalı. Bu oynayacak. Yani işte biraz daha dikkat etsin yani. Bu olur. Böyle şeyler. Peki Umut gol attı bugün. Umut Maxi Gomez noktasında. Şimdi hoca aslında ikisinden de farklı zamanlarda, ligin başında özellikle verim aldı ama sonrasında Maxi Gomez'den o beklenen verim gelmedi. Acaba tekrardan hoca ara verilmeden önce ikisini birlikte oynatmıştı ama Umut'u kanata atmıştı. Evet. Yeniden beraber oynatır mı? Beraber oynatır mı? Yoksa bir Umut tercih olur mu Maxi Gomez'in önünde? Çok güzel bir soru. Şimdi bu Apo kaç para alıyor? Maaşı tahmin. Bilmiyoruz hocam. Kim hocam? Hocam? Abdullah hocam. Yok, şimdi soru sordu ya. Şimdi bu var ya. Şimdi elektrik yüklüyorsun bana, tamam mı? Çok zor bir soru sordun. Abdullah Avcı parayı aldığına göre o düşünsün diyecektim. Ben biraz da şaka yapalım dedik. Şimdi ben Umut'u beğeniyorum, tamam mı? Golcü şeyde şu anda adamın klası çok fazla Maxi Gomez'in. Yani kalitesi belli, tartışılmaz. Ama burada bir sıkıntı var ya, oyun ya mesela santrafor, ama mesela öyle veya böyle gol atacak abi. Nasıl top gelirse gelsin. Tamam mı? Ortaydı, oydu, buydu, demin şey dedim ya Icardi için. Tabii o daha ekstra bir adam da. Atacak. Ya işte gelmiyor da etmiyor da şuna falan filan. Bir pozisyon yarat, ya direkten döner, ona çarpar, ona çarpar, arar. Şimdi burada bir aksilik var şeyde. Yani Maxi Gomez'i bana de bilmesem ben, tamam mı? Tamam, bunu nereden aldılar? Şeye benziyor ya, Fenerbahçe'deki sakatlandı ya. Bu sezon mu? Şimdi sakatlanan. João Pedro. Pedro gibi. Pedro'ya baktığın zaman, İtalya'da attığı gollere bir baktım. Aman Allah'ım ya Rabbi. Neler yapmış herif ya. Ya ekstra goller. Kaliteli bir adam. Fenerbahçe'de oynuyor adam. Yok, hayalet kumanda. Ama öyle hocam o da sakat başladı mesela. İşte yani. Ya kolay değil. Sonrasında. Yine sakatlandı. Allah Kayseri Spor versin. Maçında ilk golünü attı. Ama sonrasında bir düşüşe geçti. Yine işte, sakatlandı. Abi her şeye yani, rağmen Maxi Gomez dediğimiz adam Uruguay milli takımı golcüsü. Problem Maxi Gomez değildi bence. Yok ama. Problem Maxi Gomez'in arkası, çevresi, sağ soluydu. Özellikle Vizca olsaydı başka bir Maxi Gomez izlerdik. Bakacağız şimdi. Şimdi daha belirleyici olur. Şimdi şey geldi ya. Bakalım Abdullah Avcı'nın kararı ne olacak, göreceğiz. Şimdi ne olacak biliyor musun? Birisini tercih eder. Çünkü Edin Vizca yoktu orada, tamam mı? Orada şimdi bir tane onu yapacak. Bir tarafa Trezeguet'i koyacak. Bir tarafa Edin Vizca. Ya Maxi oynar ya Umut oynar. Ha mesela ben Fenerbahçe'den alayım, yine özete Fenerbahçe gideceğiz. Özelinde mesela Serdar Dursun'la ilgili Fenerbahçe'nin golcüsü olmaz diye düşünüyordum. Bugünkü oyununu görünce ya bir daha gözden geçirmek gerektiğini düşündüm. Sanki Umut'a karşı da ön yargılı olmamak lazım. Sanki yani büyük takım golcüsü değilmiş gibi davranıyoruz ama atıyor bu golü. Umut büyük değil takım de golcüsü gibi goller atıyor Umut Bozok diyelim. Geçen hafta
Trabzonspor hocam, şimdi özete gitmemiz lazım. Bak, eve gidince hocam, benim özete konuşmalar... gidelim sonra benim anıları konuşmalarımı dinle. Az sonra alayım. Çünkü bugün Trabzonspor Crystal Palace maçının üzerine bir harika maç daha izledik. O da Antalya'da oynandı. Antalyaspor Napoli maçı tam 5 gole sahne oldu. Şimdi maçın özetini izleyelim. Sonrasında üzerine konuşalım. Antalyaspor Napoli'ye 3-2 ile kaybetti. 5 gol vardı. Keyifli bir maç vardı ve maç sonu Nuri Şahin Spalletti. İki teknik adamın da sarılması, sohbeti çok keyifliydi. Napoli'yi ağırlamak tabii oldukça keyifli, güzel. Ya hem maç hem de ben ülkemiz adına Avrupa'nın en formda takımını ağırlıyor olmak, özel maçta bir Türk takımının ona karşı oynaması, güzel, keyifli maçın ortaya çıkması, yayın. Hakikaten de bence güzel yani, bir gurur verici. Sonuçta Napoli'nin burada olması hakikaten çok önemli. Dolayısıyla güzel bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum. Napoli önemli oyuncuları da bu arada Dünya Kupası'nda, milli takımlarda vesaire, ama hala bu takıma ne kadar değer, işte Raspadori'sinden ne bileyim. Osimhen, Politano. Politano'ya falan. Tabii Osimhen. Oynadı. Yani bu takım Avrupa'da Ajax'ı deplasmanda 6 atan takım. Avrupa ne? Liverpool'lu grupta değil mi? Liderdi. Evet, lider çıktılar. Galiba bütün maçları kazandılar. Son maç hatırlayamadım ama. Son maç galiba kazanamadılar. Berabere kaldılar diye hatırlıyorum. Son maç dışında 5'te 5 gidiyordu çünkü. Son maçı bir anımsayamadım ama genel olarak. Galiba o maç berabere bitti. Güzel bir maç. Hakan Özmer. Yok, Liverpool'a son maç 2-0 kaybetmişler. Ha, son maç. Son maça kadar hepsini kazanmıştı. Ama çok hakikaten verimli, güzel bir maç. Böyle takımlarım, işte Trabzon, Crystal Palace ya da ne bileyim Napoli. Yani ülkemiz futbol turizmi açısından da ülkemizin turizmi açısından, çünkü ülkemizle alakalı hep böyle olumsuz negatif şeyler konuşuluyor ama bakın ne kadar güzel bir durum. Antalyaspor Napoli ile maç yapıyor. Antalya'da. Binin üzerinde takım Antalya'da. Ve Napoli gibi. Çok güzel şey. Tesisler yaptılar ama ya. Helal olsun yani. Tesisler, sahalar, oteller müthiş ya. Müthiş. Bir de ben sana Antalyaspor'da onlar için de baktığım vakit aslında ekonomik. Yani Antalya'da kamp yapmak. Antalya şu an Türkiye'de kamp yapmak. İşte Antalya onlar açısından da daha cazip. Hem hocamın da söylediği gibi oteller, ya bizdeki hizmet sektöründe biz hakikaten çok. Antalya son yıllarda artık hep Marbella gibi oldu. Hani genelde Avrupa takımları Marbella'yı, İspanya'yı tercih ederdi. Şimdi artık bana benden vazgeçti. Marbella'ya gittin mi? Ben gittim. Hayal kırıktı. Yakınına gittim hocam. Marbella'ya. Nasıl hayalet şehir mi? Ne? Hayal kırdı. O, bak. Şimdi gittim. Uçakta indik. Bir baktım zaten orman yok, teklik falan. Bir gittim oraya. Bak yemin ediyorum ben gittim de kaç senesi bilmiyorum kaç senesi ama. 3 yıldızlı bir otel var. Bak vallahi 4 yıldızlı bir otel yok. Bak Marbella diyorlar. Adı varken de yok. Ya, hocam dediğim gibi böyle bir miktar yana gitmişsiniz siz. Tenerife'ye gitseydiniz daha mutlu olurdunuz. Ama Marbella çok Marbella diyorlar ya. Marbella. Yalnız o şeyi çok güzel, limanı. Bütün İngilizler, şunlar, o gemiler falan çok güzel. Bir de 40 kilometre ileride bu şey var, arena vardı, tamam mı? Hani boğa yürüyüşleri yapan falan şeyi var. Lan ne Marbella'sı? Ya Temmuz'un 20'si. Bak denize giremiyorsun. Girdim ayağım donuyor. Çıkınca var ya ısıtıyorsun, ateş yakıp orada. Biraz serin, yazın da serin. Ya doğru. Böyle bir şey olmaz. Yani denizi serin ya. Ya denizi serin ne ya, buz gibi diyorum, hiçbir şey yok. Diyorum ki 5 yıldızlı, 4 yıldızlı otel yoktu benim gittiğimde. Ondan herhalde 20 sene falan olmuş. Ama şimdi çok değişmiştir hocam. Ya nerede orada sahamağı da yok ya. Bizimkiler var 7 yıldızlı ya. Bizim oteller falan var ya. Ya oraya diyecektim. Marbella. Neye Marbella'sı ya? Hiç ya alakası yok. Bizimki yüzlerinden 100 sene. Orası da 35 falan. Vallahi diyorum ya. Vallahi diyorum yani. Hocam masa devrilmeden ben kimim? Ne abi kızdım ya. Ben kimime geçelim? Yani, bu arada Nuri Şahin'le ilgili şunu da söyleyelim. Antalyaspor'a geldikten sonra, Antalyaspor'un başına geçtikten sonra diyelim, oyuncuydu. Dortmund'da Antalyaspor hazırlık maçı yaptı. Napoli ile hazırlık berabere maçı yaptı. Evet olmuştu. Evet. Yani biraz da sanki Nuri Hoca'nın değil mi, o istediği maçlar gibi görünüyor yani. Avrupa'nın dev takımlarıyla Antalyaspor maç yapmaya devam ediyor. Güzel bir şey. Nuri Şahin yani PR açısından da yani tam takımı test etmek, görmek için güzel. Yani sonuçta Avrupa'nın en iyi, en formda takımından bahsediyoruz ama Nuri hocasından da dediğim gibi ya bence doğru tercihler yapıyor. Doğru. Önemli. Yani güzel, Bir Türk takımının hazırlık maçı yapması bugün İtalya'da da haber olur. Olacak yani muhtemelen. Yani İtalyan basında tabii. Biz o fotoğrafı da göreceğiz. Raspadori'yi de göreceğiz. Yalnız savunmada yol adını geçen anı gibiydi. Havalı. Çok havalı isim. Değil mi hocam? Raspadori. Şimdi peki o zaman ben kimim gelsin. İkinci ben kimime de başlayalım.
Bakalım bu turdaki soruyu kolay mı zor mu bulacaksınız? Zaten bulamaz. Şu telefonu koyayım da bir şey olmasın. Evet hocam, sizinle ilgili kopya iddiaları çıkmasın yok, sonra. Yok, yok, yok. Galatasaray formasını daha fazla giymek isterdim. Hollanda ve Portekiz'de de forma giydim. Ali Tandoğan harika bir insan. Eto ile aynı sahada oynamak büyük bir keyif. Egemen Korkmaz'ın bende farklı bir yeri var demiş. Nasıl bir soru? Bu oyuncu peki kim bu oyuncu? Ali Tandoğan mı? Egemen Korkmaz nerede oynadı? Bursa'da, Trabzon'da. Ya oynamadığı yer var mı hocam Egemen'in? Fenerbahçe'de oynadı. Beşiktaş. Beşiktaş'ta oynadı. Trabzon'da oynadı. Kim? Egemen Beşiktaş'ta oynamadı ki ya. Beşiktaş'ta oynadı hocam, Beşiktaş'ta oynadı. Egemen. Evet. Allah Allah. Ali Tandoğan oynadı. Oynadığı sezonu da söyleyeyim ben. Playoff'un olduğu sezon oynadı. Öyle mi? Süper Lig'de playoff'un olduğu sezon oynadı. Eto'yla nerede oynayacak ya? Yurt dışında. Şimdi Galatasaray formasını da giymiş bir isimden bahsediyoruz. Daha fazla giymek isterdim demiş. Tabii Egemen'le yolu nerede kesişti? Ali Tandoğan'la nerede kesişti? Buralar Ali Tandoğan'la nerede kesişti? Evet. Bursa Spor olabilir. Ali Tandoğan'la Bursa'da kesişmiş olabilir. Beşiktaş'ta değil anladığım kadarıyla. Denizli Spor. Denizli var, Bursa. Gençler. Bu takımlarda da olabilir. Gençler Birliği, evet. Denizli Spor. Denizli Spor'daysa bulabilirim. Hem Hollanda hem Portekiz'de de oynamış. Ama Galatasaray'da da oynamış. Yani Galatasaray formasını daha fazla giymek isterdim. Yani aslında benim açımdan çıkış noktası gibi. Orası. Oradan işte Hollanda, Portekiz isimsiz bir oyuncu olabilir. Ama Galatasaray formasını giyip Ali Tandoğan ve Egemen'le ortak noktası varsa muhtemelen Türkiye içinde de transfer yaptı. Dolaştı ya da oradan geldi Galatasaray'a. Öyle de bakmak lazım. Bu oyuncunun çok çok önemli bir özelliği var. Hatta Güvenç Hoca için çok daha önemli bir kopya olabilir özelliği var. Kocaeli doğumlu. Kocaeli doğumlu mu? Siz hocam muhtemelen Kocaeli doğumlu oyuncular hafızanızda tamamen vardır, oradan saymaya başlarsınız diye tahmin ediyorum. Kocaeli doğumlu mu? Olmasın. Evet evet, Kocaeli'de doğmuş oyuncu. Dobro, ha Dobroski, doğuma pardon. Polonya'da doğdu. Allah Allah, Kocaeli'li olacak da yine bir de şey gibi, Modric gibi. Ama Kocaeli doğumlu bir oyuncu olmasına rağmen Hollanda ve Portekiz'de de forma giymiş. Allah Allah, Kocaeli tarihini biliyorum ya. Hiç Kocaeli sporu yok. Hiç Kocaeli'den, hiç oynamadı Kocaeli'de o zaman. Hollanda ve... Eto ile ortak noktası ne oldu? Allah Allah, Kocaeli'li oldu da Hollanda... Eto ile ortak noktası Konya Antalya mı? Kocaeli değil. Konya Antalya mı acaba? Yani başka bir... Belki, olabilir. Eto ile... Herhalde Antalya'da yani, başka da mı? Bence zorlayan kısım herhalde Hollanda ve Portekiz'de de forma giymiş olması değil mi? İşte Kocaeli'de doğup da orada nasıl gitti oraya gitti yani. Şimdi cevaplarda gelmiş bakıyorum. Kocaeli'de o işi oynamıyor. Ben cevabı bilmiyorum. Şu an gelen cevaplara bakıyorum. Bilmiyorsun ne olacak, hangisi doğru? Bilmiyorum yani. Ben de mini bir yarışmanın içindeyim Allah hocam. Allah Allah, Kocaeli'de, Kocaeli doğumlu. Bak şimdi hani Modric gibi olacak bu, biliyor musun? İşte Portekiz'den Beşiktaşlı değil mi? Neydi adı? Vardı ya bir tane Beşiktaşlı. Kim? Sağbek. Ha Beşiktaş'ta o şey değil de. Porto'da mı oynadı? Galiba Porto'ya gitti. Fatih Sonkaya mı? Fatih Sonkaya'dı değil mi? Ha, ama Fatih Sonkaya değil. Değil o değil. Şimdi Hollanda, Galatasaray'da. Sanıyorum doğru cevaplar geliyor. Ben de aşağı yukarı kafamda düşündüğüm bir isim vardı. Bu oyuncu şu anda oynuyor mu hala? Oo, büyük kopya geldi bence. Bayağı büyük kopya geldi. O kopyayı aynen virgülüne dokunmadan iletiyorum. Bu oyuncu şu anda Burak Yılmaz'ın Hollanda'da oynadığı Fortuna Sittard'da oynuyor. Burak kulüpte oynadı. Orada oynadı. Yani Hollanda'da oynadığı takım Fortuna Sittard. Ya Beşiktaş'ta da oynadı o çocuk ya. İki isimli neydi ismi ya? Beşiktaş'ta da oynadı o ya. Şimdi Start'tan az önce geldi. Kocaeli kopyasıyla Güvenç Hoca'ya bir kopya vermiş olduk. Şimdi de Nevzat Dindar'a büyük bir kopya verelim. Oyuncu Fortuna Sittard'a Galatasaray'dan gitti. Kiralık. Yardımı dokunacaksa. Galatasaray'dan Fortuna Sittard. Hala aktif bir oyuncu.
Neydi ya? İki kardeşti onlar galiba. Hatta şu an ligimizde oynayan oyunculardan birisi. Şu anda oynuyor. Hocam kardeş sayısına ben hakim değilim. Yani kardeş sayısıyla tanınan bir oyuncu değil. Öyle söyleyeyim. Yok kardeş de futbolcuydu galiba. Şu anda oynuyor mu hala futbol? Şu anda evet oynuyor. Türkiye'de mi? Türkiye'de oynuyor. Oo, vay. Bayağı bir doğru cevap var. Bulundur artık bu saatten sonra. Size de yuh diyorlardı. Bu oyuncu bu sezon attığı tek golü Türkiye Kupası'nda attı. Yani kolay bir kopya değil ama ya bu sezonda Türkiye sınırları içerisinde golü var. Karagümrük'te oynayan çocuk mu yoksa? Karagümrük değil. Bir tane takımı elemiş olduk. Karagümrük değil. Allah Allah. Şimdi şöyle söyleyelim. Ben hem, de bakabiliyorum nereden daha fazla size kopya verebilirim hem diye. Hem şeyde oynamış ya. Hocam, Antalya'da oynamış. Fortuna Start'a gitmiş yani şimdi. Antalya'da oynamış. Galatasaray'da oynamış. Bunu Allah bunu bilemiyoruz abi. Düşünüyorum. Bursa'da da oynamıştır veya tahmin ediyorum Bursa'da da oynamıştır. Tahmin ediyorum. Yok. Oynamadı mı? Yok. Denizli mi? Denizli'si de yok. Önemli bir ipucu. Ali Tandoğan'la yolu Çaykur Rizespor'da kesişiyor. Ama oyuncu olarak mı kesişiyor? Yok artık. Teknik adam olarak mı kesişiyor? Bu ihtimalleri de değerlendirmek hala lazım. Hala da oynuyor. Bir dakika ya. Ben mesela şu an bana gelen kopyadan daha fazlasını verdim. Onu söyleyeyim. Evet. Yok ben şey yapamadım. Ya. Ya, çıkaramadım. Ya vallahi hocam her şeyi de yüklemeyelim. Vallahi bilmiyoruz yuh. Şimdi. Bir Rize'de de oynamış. Şöyle kopya verelim. Yani Eto'yla Antalya Spor'da oynayıp Galatasaray'a transfer olan bir oyuncu o dönemden. Ha tamam ya şey sol ayaklı Kayseri Spor'da oynayan var ya Emrah Baysan. Değil mi? Emrah Baysan değil mi? Emrah Baysan. Evet. Emrah Baysan. Sanıyorum Eto Antalya bağlantısından evet, sonra ortaya çıktı. Kayseri işte Kayseri. Tabii zorlayan şu yanıltıcı olan hani Kocaeli doğumlu olup Hollanda Portekiz çok fazla yurt dışına oyuncu göndermediğimiz için biraz zor, şey soruyu ben bu seçenek zorlaştırmış Kocaeli'de olabilir. Kocaeli'de doğduğunu bilmiyorum biliyor musun? Yani o bence şey hocam, değil de kafa karıştıran bir detay. Kocaeli'de doğanlara hakim değilsinizdir. Değilim ya hiç bilmiyorum ya. Emrah Baysan yani bence Kocaeli doğumlu olduğunu bize bir şey yok ki. Yani bize Antalya'dan Galatasaray'a geldi. Çağrışım yapmadı yani. Şöyle Güvenç Hoca'yı biraz kandıralım diye Kocaeli doğumlu. Zor, yanlış sularda yüzdük hocam biz çok. Direkt Galatasaray vallahi, Fortuna Star'da aslında en güzel örnek. Şöyle ya. Bakıyorum Zeki Çelik bilmiş. Herkes bilir. Yani. Tabii Futbol Matik kullanıcı isimli kullanıcı bilmiş. Bizden Vedat Kulç bilmiş. Mehmet Pekel biraz ilginç bir tercih yapmış ama o da bilmiş sonrasında. Önce Josie demiş. Yerli bir oyuncuydu. Ama sonra neyse, Emrah Baysan demiş. Neyse bilmedik demeyiz en azından bulduk hocam. Evet, Bugar Şirinoğlu bilmiş. Tebrik ediyorum. Ömer Bozkurt bilmiş. Özgür Özer bilmiş. Bilmişleri de söyleyelim dedik. Ve biraz Dünya Kupası da konuşalım tabii ki. Dünya Kupası'nda böyle yoğun maç temposunun ardından günler sonra araya girdik. Arada hoca bir şey söylüyordu. Ne? Hepsine ders veririm diyordu. Duymadım o kısmı. Ben duydum. Kime benim ders söyleyeceksin? Hepsine ya. Belli penaltılar atamayan hocalar var ya bitti. Luis Enrique'ye ders hocam? Veririm diyorsun. Bir kere İspanya milli takım hocası. Ha, arada derken ben az önce duymadım. Arada. Araya gittiğimizde. İspanya milli takım hocası Luis Enrique'ye ders veririm diyorsun bir kere. Yani penaltı konusunda çalıştırmadı. Bir dakika ya. Bak şu ayakkabımı görüyor musun? Bak çıkarayım şuraya atayım ondan daha iyi antrenik yapalım. Görünüyor hocam sen ayakkabı. Sen ne zannediyorsun ya? Luis Enrique'yi bir şey zannediyorsunuz siz ya oraya getirdi diye. Yok hocam. Sen... Allah Allah. Hocam Luis Enrique. Ben al bak boş ver onu falan. Bir miktar adam, Barcelona efsanesi. Fark etmiyor. Efsane ya olabilir. Futbolculuğuna tamam. Bir şey dediğimiz yok ki. Helal olsun. Bir futbolcu çok beğendiğim birisi. Deschamps ya. Allah'ım ya. Şöyle sorayım hocam. Beğendiniz teknik adam. Ben yok. Beğendiniz teknik önce adam. Salladıklarımı beğendiğim öğreneceğim. Beğendiğim teknik adam benim abi. Hocam bak ben Fas'ın hocası kim? Bak. İsmini söyler misin? Çok saygı duydum. Söyleyeyim hemen. Bak Fas'ın hocası. Portekiz'in hocası. Sana söyleyeyim mi? Evet o Santos zaten. Nasıl? Ronaldo'yu yedek bıraktı ya. O önemli değil. Ya ben daha evvel. Ama Avrupa Fas'ın hocasına da büyük saygı duydum. Değiştiklerini yaptığını Fas'ın şunu hocası. Bunu. Bak. Müthiş iş yaptı. Hatta Halil Ostic ayrıldıktan sonra geldi. 3 ay önce geldi zaten takım başına. Zaten Hakim Ziye ondan sonra dedi. Evet evet. Hakim Ziye Ziyech'le kavga etmişti Halil Ostic. Halil Ostic ayrıldı. Walid Regragui. Adamı vallahi bravo. Ama şöyle hocam bu Fas'ın. Yani Fas'ın hocası hani Fas'la hiç alakası yokken gelmedi. Zaten Fas'ın hocası daha önce yardımcı antrenördü. Halil Ostic evet. Mi?
Evet, alt yaş kategorilerinde çalıştırmıştı. Hani oyuncularla daha önce çalışmış bir isimdi zaten yani. Ama ben Pasta kimi görmek isterdim biliyor musun? Yani izlerken böyle Belhan da hak ediyordu aslında. Böyle hani bir, değil mi? Alos için de Herve Renar'ın yardımcısıydı. Düzelteyim ama. Şeyi, Belhan da Pasta değil mi o da? Pasta. Evet, Pasta doğru. Hani sanki Belhan da olsaydı ama tabii o düşüşler yaşadı vesaire. Pas milli takımda da çok oynamışlığı vardı. Belhanda çok üzülüyordur ama bence şu ben an hani görünce. Ben hani Belhanda'nın psikolojisini merak ettim. Niye almadılar ki onu? Gayet de başarılıydı bu sene. Bu sezon da iyiydi aslında Belhanda. Değil mi hocam? Oynamayı evet, hak ederdi evet. Aslında. Bence de. Ama Fas hakikaten ya bizim milletin, yani bizim toplumun böyle dünya kupalarında biz böyle fakir ya da bize kültürel olarak daha yakın ya da daha yoksul neyse. Ya ötekiler, kimse, biz hep onları tuttuk. Bu yeri geldi Kamerun oldu, yeri geldi Senegal oldu. Biz güçlüyü tutmadık. Fas'ta da şöyle güzel bir taraf var. Bütün bu coğrafya, yani belki yani şey değil, İslam coğrafyası özellikle. Fas'ı çok ciddi anlamda destekledi. Ben hani sempatik bir takım baktığımda. Fas'ın şöyle de bu kupada ilginç bir yanı var. Fas bu kupanın ev sahibi adaylarından birisiydi. Ve ikinci kez ev sahipliği yapmışlardı. Vermediler. Ki Fas'ın çok iyi bir projesi vardı. Sonrasında bilindiği üzere Katar'la ilgili çok tartışma oldu. Fas kendisine verilmeyen bir kupada, belki de bugün Fas'ta düzenleniyordu maçlar. Verilmeyen bir kupada böyle büyük bir iş yapıyor. Bence bu açıdan da hikaye çok daha zenginleşmiş durumda. Şimdi Fas'la ilgili iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi bizim Orhan Topaç var arkadaşım. Şu anda da bizi seyrediyor Belçika'dan. Selam göndereyim ona. Şimdi dedi ki maçlar başlamadan Fas'a dikkat. Sıcağı sana Osimhen'den selam geldi. Osimhen'den. Osimhen'den. Biz de geri selam yollayalım. Fotoğrafı gördüm, göstereyim. Evet. Doğan abi Osimhen'le beraber bizim Doğan Ercan menajer o da. Osimhen'in selamı var diyor. Aleyküm selam. Şimdi bu dedi selam ki, bizi mutlu eder. Biz de Osimhen'e buradan selam geliyorum. Geziyorum. Sana selamı var diye. Gördüm. Fas'ın dedi çok sürpriz bir takım olacağını söyledi. Maçlar başlamadan ama. İki, maçı seyrediyorum şeyi. Bizde medya, biz antrenörleri var ya, yüveyi çıkartmakta birebir. Şimdi Fas'ın antrenörüne bakıyorum. De Luis Enrique'ye bakıyorum. Luis Enrique devamlı oradan buraya falan. Hani bizim medya beğeniyor ya. Ulan diyorlar ne antrenör be. Ona işte Cesu'a da öyle diyorlar. Sahanın içine giriyor ona müdahale buna. Öbürü de amcam bir iki sefer bir şey yaptı. Kenarda böyle oturuyor. Neticede Fas çıktı. Nedir? Ne oldu şimdi bu antrenör? Kötü mü? Ne oldu? Hani gidiyorsun geliyorsun oraya o kadar hani. Ya bizde çok enteresan fikirler var. Yani adam ama işte. Ama hocam kimse Regre Guy'ye de hani bağırmıyor diye eleştirmedi ya. Ya tam fark etmiyor ama öbürlerine çok ya yenisi edecek ya ama adam hocam, kenarda hocam bir şey söyleyeceğim. Luis Enrique'nin spot ışığının altında olması çok normal değil mi sizce ya, de bir yani? Şey söyle- ya o değil ama bizde medyanın bakış açısına bakıyorum ben sana. Yani adam kenarda oturuyorsa böyle ya kötü antrenör. İspanya. Ama öbürü de koşuyorsa işte falan filan. Biz öyle şeyi seviyoruz. Bizim medyamız öyle tutuyor. Veya taraftarı. Harareti. Hoca bak ya iyi hoca falan. Olmuyor işte. İspanya iyi bir jenerasyon geldi. Yakaladılar doğru geldi ama. Geldi bence birkaç kupa daha gidecekler böyle en yani. En kritik noktada o 9 numara pozisyonu yok yani. Orada Morata var. İşte Morata. Soru işareti. Morata'yla da maça başlamıştı. Mesela ama ben hep şunu söyledim. Hala bu, Morata bu değil. İspanya bak ben susurum. Bir sonraki Dünya Kupası'nın belki de olabilir. Ciddi adayıdır. Morata değil, David Villa olsaydı bu milli takımda çok iş değişebilirdi bence. Doğru. Yani ya bizde bir şey. Uç noktaya kadar bence de her şeyleri var, uç noktada soru işaretleri ben var. Bir şey söyleyeyim mi? Burada hep işte kim olacak falan. Benim favorilerim bir tanesi Portekiz'de. Geçen Serdar'la da burada Kelleci'yle de konuşmuştuk. Ben İspanya'nın iyisini telaffuz etmedim hiç. Hiç etmedim. Yok abi. İki tane koşan adam var. Beğenmiyorum abi ben. Beğenmedim yani İspanya'yı. Ben Kavile beğenmedim. Pedri mi? Beğenmedim İspanya, ben. İspanya takımı bak, beğenmedim. Bireysel takımı. Olarak hakikaten çok iyi bir takım. Çok. Bireysel çok, olarak bak. Çok. Simon da dahil buna. Bazen saçma sapan işler yapıyor ama iyi kalecidir. Ama Rodri olsun ne bileyim işte. Simon'u bu arada De Gea'nın önünde çağırdılar zaten. Tabii o da yani tartışılıyor. Tabii. Tartışılan bir nokta. Ama genel bireysel olarak hepsi zaten 50-60-100 milyon euro görmüş oyuncular. Tabii. İşte Laporte işte ne bileyim Rodriguez. Çok işte, da genç bir jenerasyon. Orta Gavi, sahası. Pedri, Ferran Torres. Ferran Torres. Olmo.
Williams neden Williams da yine ki. Ya dünya şampiyonu yaptığımız şey. Nico Williams. Şimdi geçen hafta biz buradaydık. Cesur'un şeyi çıktı. O mu yalnız bu turnuvanın hayal kırıklığı bence. Yok gene fena değildi. Avrupa şampiyonasında daha fazla kullanmıştı. Sanki burada çok fazla oynatmadığı için oyuncu da işin içerisine giremedi gibi hissettim. O mu şeyini görmedim. Ama gene kaliteli bak. Burada Cesur'a sordular. Dedi ki yani saydı işte Brezilya falan İspanya dedi. Hiç ben o zaman var ya hiç ben onu şey olarak favori olarak görmedim. Veya şampiyonluğa da görmedim. Görmedim abi. Görmedim. Hocam ben az önce Portekiz'i söylediniz. Peki Fernando Santos'un Ronaldo'yu yedek bırakmasına ne diyorsunuz? Olabilir. Ya sen de demin arada baktık ya 5 tane adam var uçak. Fiyatlarını söyleyeyim bir ara. İsimlerini söylesem bilemem yani. Birine bakıyorum 85 milyon, birisi 95 milyon euro, birisi 71 milyon Portekiz euro. Portekiz kadro söyle tabii. Yani Portekiz, şunu anlatacağım. Portekiz en düşük. Yani şey adamlar, kim orada mesela kadroya baktığında? Değer olarak yani şey, profil olarak. 50 milyon euro bir takım, 45 milyon euro. En düşük kimdi mesela dünkü kadrodan? Kim vardı? Kim sayıyor? Oynayanların arasında. Oynayanlardan evet. Yani bir... Belki kaleciye diyebilirim. Kaleci olur mu ya? Kaleci var ya. Kaç yaşında bir de mi biliyor musun? Hayır genç kaleci. Genç kaleci yani onu koydular. Ya hocam adam şöyle bak. Ben Portekiz'in... Ya en basit bildim Carvalho. Hı-hı. Değil mi? Evet. Bu sene Galatasaray Fenerbahçe çok peşinden koştu. Fenerbahçe özellikle. Ama o bile Portekiz'in bir takımında. Yani şey olarak belki yaşından dolayı şu an 22... Hocam Rui Patricio'yu sevdiğim için belki onu ben de Patricio. Ben Patricio'cuyum. Ben de Patricio'cuyum. Çok iyi bir kaleci olduğunu Mourinho da yani. Patricio'cu. Yani o yaşından dolayı. William Carvalho bir tane zenci bıyıklı vardı ya hocam. Şeyde siyahi. Biliyorum canım. Evet. Ya ben şimdi var ya ben mesela isim bilmem ama tek tek Pepe baktım. Pepe şu an 1 milyon euroymuş değer Pepe olarak mi? Ama yaşından dolayı 39 yaşında. Pepe'nin bak bir hareket çok hoşuma gitti maçı izlerken. Portekiz bu yüzden Portekiz dedim. Abi maç işte Ronaldo millet stat inliyor. Portekiz orada 4-5 atmış millet hala Ronaldo diyor tamam mı? Ronaldo oyuna girerken Pepe 39 yaşında o kadar büyük bir karaktermiş ki koşarak gitti o bandı. Evet. O çok klas bir hareketti hocam. Evet. Ve biraz çok Ronaldo'nun süper. Da moralini yerine getirmek için çok klas bir hareketti toparladı. Çok klas bir hareketti. Bir de bence paslı oyuncuların dua okumaları bence. O güzel bir kareydi. Herkes kendi inancına göre zaten duasını William ediyor. William Carvalho bu arada 16 milyon euro ile dünkü ilk 11 içerisinde değeri en düşük olan oyuncu. 16 milyon euro değer ama hani serbest kalıyordu falan filan o muhabbetlerden dolayı. Yani bir artı bir senesi vardı. Vardı. Yani bizim kulüplerimizin 5-8 civarında değer biçtiği bir oyuncuydu. 16 ben o tam değer değildir. Güvenç. Şeyi diyorum hani o dün hocama bir sorum olacak. Faslı oyuncuların kenetlenmesi ve dua okumaları da bence unutulmazlar arasındadır. Çok güzel evet. Yani güzel bir kare baktım vakit. Yani bundan da kimse rahatsız olmaz. Yani bir farklı dindeki bir insan da kendi inancına göre dua eder değil mi hocam? Ben Fas'a hakikaten çok mutlu oldum ya. Ya şimdi nasıl bir Hristiyan oyuna girip çıkarken Stavros çıkarıyorsa yani Müslüman olanlar da secdeye yatabilir. Sevinci böyle kutlayabilir. Penaltılardan sonra öyle yaptılar zaten. Fas'ın gerçekten yani çok özel bir hikayesi var. Şimdi sor bakalım. Güvenç hocama sor çok özel bir soru hazırladım. Şu anda hazırladım yani. Evet. Hocam diyelim ki Portekiz'i çalıştırıyorsunuz. Finale de çıktınız. Adı ne olsun? Hocam Portekizce versiyonu ne olurdu? Güvençao. Güvençao. Tamam. Güvençao. Ama şey gibi Güvençao diyor. Güvençao. Güvençao. Ronaldo'yu oynatır mısın diyeceksin ha? Hayır. Diyeceğim ama şöyle diyeceğim yani. Güven sağ Fernandez olur değil mi? Bir de soy isim ekleyelim şimdi tek olmasın. Şimdi hocam. Güven sağ Kurtisio. Oldu. Güzel oldu hocam. Evet. Sizi yaptık Portekiz teknik direktörü. Finale çıktınız. Finale kadar da. Hocamın şeyi değişti bak gördün mü? Vallahi değişti. Yok. Fernando Santos gibi oldu hocam. Merak ediyorum şimdi ne soracak. Hocam finaldeki rakibiniz Arjantin. Finale çıkarken de dünkü gibi İsviçre'yi 6 golle geçmişsiniz. Ronaldo'yu kesmişsiniz. Gonçalo Ramos'u oynatmışsınız. Ramos 3 gol atmış. Çeyrek finalde yine gol atmış. Yarı finalde de atmış. Öyle bir senaryo yazalım. Finale geldiniz. Messi Arjantin'de, Ronaldo sizde. Ama Ramos çok formda başladı. Fakat bütün dünya Messi-Ronaldo finalini konuşuyor. Ama sizi çeyrek finale oraya kadar getiren de son 16'dan itibaren Gonçalo Ramos. Ramos'la mı başlarsınız? Ronaldo ile mi başlarsınız? Ramos'u kesmem.
öyle bir şey var biliyor musun? Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı finale getiren adam kimdi? Onu kesti, Harry Kane'i oynattı, maçı verdi. Niye biliyor musun? Hatırlıyor musunuz o maçı? Kane de hocam. Kane kesilmez zaten. Kane, hayır. Kane sakattı. Şampiyonlar Ligi'nde bak. Ha öyle bir şey olmuştu doğru. Ne Moura? Sakat sakat mı ne oynadı? Sakattı. Moura mı diyorsun? Lucas Moura. Golleri, müthiş goller attı. Finale çıkarttı. Final maçında bunu kesti. Ben şeyi tuttum zaten hemen. Sakat oynadı galiba. Niye biliyor musun? Moura da ama o yarı finalde Ajax'la oynamışlardı. 3 tane hat-trick yaptı diye hatırlıyorum. Işte. Müthiş ya bir gol attı. Bir şey hat-trick olmasa ya da bir son dakikalarda yani. Bir iki tane gol attı. Ajax attı Tottenham turladı. Ajax'a yazık olmuş. Ya tabii. Şimdi adamı kestin. Bak ne biliyor musun şey? Yukarıda ilahi adalet var. Ne olursa olsun 500 milyon lira kadar adam olsa. Sakat olmasa hadi neyse. Sakatlıktan çıkıyor. Zaten olmaz. Şimdi futbolun şeyin içinde takımın içinde konuşulur bu. Tamam mı? Lan adam bizi buraya kadar getirdi. Ne olursa olsun. Hazır bir şey yoktu. Harry Kane yoktu yani sakatlıktan. Adamı yenildi. Harry Kane burada, belki ısrar da yanlıştır. Yani, tabii canım. Yedek ben kesinlikle koymazdım. Bak. Ama Cristiano Ronaldo apayrı bir şey. Sorunun cevabı hocam. Cristiano Ronaldo apayrı. Hoca bayağı zaman kazandı bu yüzden. Sorunun cevabı ne? Ramos'u kesmem. Oradan başka birine bir tırpan atarım ama. Ronaldo oynatırım diyorsun. Ama hocam ona diyorsunuz ki sistemi bozarım yani. Bir kişi yok. Hani Ramos'u... benim takımım böyle makine gibi kesmem. Gitmiş finale kadar. Bak. Ya Ramos var ya. Ya Ramos ileride belki Ronaldo'dan daha iyi olacak. Öyle bir gol mü atılır ya? Tam Güvenca Kurtisio'ya yakışır bir cevap oldu. Başka bence. Birini yerim ben orada. Çünkü niye biliyor musun? O Kurtisio'nun dediği senaryo olmazsa onu o gece yerler. Organizatörler, sponsorlar. Ronaldo sahaya çıkmazsa değil mi? Tabii canım. Bütün dünya bu anı bekliyor. Bütün dünya bu anı bekliyor ama zaten. Ama bir şey söyleyin yani. Bu arada Nevzat Portekiz finale çıkar yalnız ha. Şey Portekiz, Arjantin oynasın. Finale kadar Ronaldo oynamasın, finale 11'de başlar. Bence kesin başlar. Ha son. Belki. Ama ki Ramos'u kesmez. Ramos'u keserse var ya ben öbür takımı tutarım. Şu an Felix'i keser hocam. Ben bana zayıf halkayı da bulduk zayıf kendinizce. Zayıf halka bulundu. Bak şimdi söyleyeyim mi? Tabii onu keserim. Şimdi ne biliyor musun? Yani ben Portekiz'in final oynayacağını, kupayı alacağını bile düşünüyorum. Tamam ya da şöyle bir senaryo olabilir. Olmayabilir. Bizim bu komplo teorileri falan oluyor ya. Maç baştan bir kere hikaye senaryo yazıldı. Bu maç penaltılara gidecek. Onun dışında ne oluyorsa olsun. Başlasınlar, oynasınlar. Ama bu maç penaltılara gidecek. Organizatörler, yani senaryo komple teorisi var ya. Belki böyle bir şey olsaydı bunu yazardım. Ben hocanın işini de zorlaştırdım. Son bir şey söyleyeyim. Sonra golü koklayanlara geçeceğiz. Hocam Ronaldo dediniz ki maçtan bir gece önce yarın seninle başlıyorum. O da dedi ki çok keyfim yok ya. Benle başlamayın dedi mesela. Dedi yani. Ne derim biliyorsan beni dövdürtecek misin derim. Dövdürtecek misin? Oynatmak zorundayım diyorsunuz yani hocam. Evet değil zaten demez ya. Adam bak adam tam profesyonel. Yok demez ya, canım. Biz... Demez de sana bir şey ama böyle olursa peki olabilir. Büyük ihtimal. Ya, sürpriz olur. Hollanda falan öyle yaban atacak bir takım da Hollanda'nın hocası iyi. Bak bana iyi hangi hoca diyorsunuz. Van Hayır. Bak. Hollanda'nın hocası çok iyi. Van Gaal var ya. Van Gaal neyse Van Gaal. Kimse sevmiyor müthiş. Hocam oyunculardan. Arjantin. Bak Arjantin biz çok sempati. Arjantin rezalet bir oyun oynuyor. Rezil bir oyun oynuyor. Yani. En son maç çok iyiydi ya. En son maç olsan var ya. İyi olsa ne olur hocam? O maç... Hiç benim ümidim yoktu. Avustralya'ya karşı iyi olsa ne olur hocam? Olmaz. Ya. Bak öyle de. Ya o değil. O şey değil. Avustralya'ydı değil mi? Avustralya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Orada bile zorlandılar. Ama ya bana ya bir şey söyleyeyim. Abi o istek, arzu, hırs falan filan var ya. Şeyde kendini buldu. Kendini özgürlüğü geldi. Arjantin Messi artı 10 hocam kişi. Arjantin Mendiası da çıkamadı işin içinden golü koklayanlara geçelim. Arjantin. Öyle mi? Bak Arjantin Messi artı onlar 10 da çok ama hocanın kandırma yeteneği de var. Böyle bir gol diyor son anda tam pozisyonu. Son anda ne oldu? Kandırayım diyorum. Hayır yani. Beraber gidiyorduk orada yani. Beraber aynı cevapları verecektik. Son bu anda değil. Bu arada hocam Onur Nayirci demiş ki hocamın ayakkabılar çok güzelmiş demiş. Ayakkabılarınızla ilgili gelen mesajlar var. Öyle az önce dediniz ayakkabımı göstersin ben diye. Ben antrenörlüğü miyim benim ayakkabı? Peki bu şekilde kapatacağız. Hocamın kadife pantolonu da güzel. Güzel güzel. Ya, hocam bugün şık gelmiş ama Nevzat Dindar da şık. Onu da söyleyeyim. Evet. Kapatırken gençliği Nevzat Dindar, Güvenç Kurtar. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Azerbaycan'a hocama Fuzuli'ye bir selam gönderiyorum. Azerbaycan'a birlikte kim son hocam? Sayfayı Fuzuli hocama. Son sayfayı kapatıyoruz selamlarla birlikte. Hoşçakalın, iyi geceler.